Arkadaşlar merhaba. Merhaba Merhaba hocam. hocam. Dersimiz 1-2 dakika içinde başlayacak. Son girişleri kontrol ediyorum. Arkadaşlar üçüncü dersimizde önemli bir konuyu işleyeceğiz. Saf maddeleri işleyeceğiz. Ders 1 ve ders 2 bizim için çok önemli. Enerjiyi güzelce işleyip termodinamikle ilişkisini ortaya koyduk. Zaten termodinamik enerji bilimi. Bu çerçevede termodinamiğin birinci yasasına kısa bir giriş yaptık. Birinci yasayı hem kapalı hem açık sistemler için ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ama öncesinde saf madde kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Saf madde altında termodinamik işlemleri yapacağız. Tablo okuma arkadaşlar, grafik çizme bizim için çok önemli. Bu derste özellikle tablolar elinizin altında olmak zorunda. Tablolardan su için, hava için ve çeşitli sıvılar veya gazlar için değerleri okuyarak bundan sonra işlemlerimizi yapacağız. Tablo okuma, PV diyagramı çizme bizim için çok önemli. Bugün o konular üzerinde duracağız. Evet, saf maddenin özellikleri de dersimize başlayalım arkadaşlar. Şu anda 56 kişi izliyor. Herkesin aktif olarak izlemesinde büyük yarar var. Önceden dediğimiz gibi geçmişte öğrendiğimiz bilgileri unutup bu derste öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde yol alacağız. Biz termodinamikte saf madde veya saf olmayan maddelerle çalışırız ama sizlerle saf maddeler altında çalışacağız. Yani kimyasal bileşimi her noktasında aynı ve değişmeyen maddeye saf madde deniyor. Kimyasal bileşim her noktada aynı ise bizim için o saf madde ve ona göre saf maddenin özelliklerini tablolardan okuyacağız. Örneğin su. Her zaman kullanıyoruz termodinamikte veya çeşitli santrallerde her zaman su karşımıza çıkıyor. Azot, karbondioksit, hava bizim için örnek olarak saf maddeler. Çünkü her noktasındaki kimyasal bileşimler aynı. Hava için ne demişim? Farklı gazlardan oluşan ama kimyasal bileşim her noktasında aynı olan karışım. En çok kullandığımız su ve hava tabii ki ama diğer ideal gazları veya diğer sıvıları da kullanıyoruz. Saf madde olması için son kez söyleyelim. Kimyasal bileşim her noktasında aynı olacak ama zamanla da değişmeyecek. Buradan yağ ve su karışımına geçersek saf madde değil. Çünkü arkadaşlar yağ su karışımı tamam. Yağla su tam olarak karışmıyor ama sonuç olarak her noktasına bakacağız. Bu karışım bizim için bir sistem olduğunda her noktasına baktığımızda kimyasal bileşim aynı olmayacak. Sıvı su artı buz karışımı saf madde. Çünkü arkadaşlar buz da sudan oluşmuş, sıvı su da sudan. Her iki fazında kimyasal bileşim aynı. Bizim için önemli olan kimyasal bileşim. Sıvılaştırılmış hava artı gaz halindeki hava karışımı saf madde değil. Sıvılaştırılmış hava ve gaz halindeki hava karışımı. Havada bulunan farklı gazlar belli basınçta farklı sıcaklıklarda yoğuştukları için bunlar saf madde değil. Tamam. Hem saf madde olan elemanlara baktık, hem saf madde olmayanlara baktık. Bizler bu dersimizde saf maddelerle, özellikle suyla, havayla, azotla, karbondioksitle veya diğer gazlar veya sıvılarla çalışacağız. Bizim için saf maddenin fazları önemli. Bildiğiniz gibi katı, sıvı ve gaz fazında çalışıyoruz. Faz nedir? Fiziksel olarak belirgin sınırların içinde her noktada aynı olan belirli bir molekül düzenini simgeleyen yapıya biz faz diyoruz. Örneğin karbon katı fazda ise grafit fazı da olabiliyor, elmas fazı da olabiliyor. Örneğin biz saf maddelerle çalışacağız ve katı, sıvı, gaz hallerini ele alacağız.
Bu çerçevede tablo okumalarını yapacağız ve termodinamiğin birinci yasasını nasıl bu maddelere uygulayabiliyoruz, bu maddelerden nasıl termodinamikte yararlanabiliyoruz, onlara güzelce bakacağız. Arkadaşlar, katı sıvı gazla çalışacağız dedik. Tabii ki sizler biliyorsunuz, katı moleküller arası bağlar kuvvetli, gazlarda moleküller arası bağlar zayıf, sıvı da ortada kalıyor. Bu çerçevede zaten bu fazları 3 ayırabiliyoruz. Sizlerle basit saf maddenin katı sıvı gaz denge durumunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Basit kelimesini geçen derste de konuştuk. Üzerinde sadece bir yolla iş yapılabilen maddeler. Sıkıştırma, genleşme veya başka bir yöntem. Ama üzerinde sadece bir yolla iş yapılabilen maddeleri basit olarak ele alırsak, biz basit saf maddenin katı sıvı gaz denge durumunu ele alarak termodinamik işlemlerimizi yapacağız. Saf maddelerin faz değişim işlemleri, işte sıvı fazı, gaz, buhar fazı, sıvı artı buhar fazları karışımları olarak karşımıza çıkacak. Bunları güzelce modelleyeceğiz ve TV ve PV diyagramlarında da göstereceğiz. Sıvı fazı, gaz fazı, sıvı artı buhar fazları karışımları bizim için önemli olacak. Evet, adım adım bu derste de ilerliyoruz arkadaşlar. Bu ders önemli. Saf maddeleri ve tablo okuma durumunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonra artık termodinamiğin birinci yasasını önce kapalı sistemlere uygulayacağız. Sonra açık sistemlere uygulayacağız. Bu çerçevede bu saf madde kısmı çok önemli. Tabii ki biz termodinamik problemleri sizde alırken kapalı sistemlerde bir kabı veya bir piston silindir düzenini alıp işlemleri yapacağız. Bizim için piston silindir düzeni çok önemli. Özellikle örneklerimiz birçoğunu piston silindir düzeni oluşturacak. Bir piston silindir düzeninde saf maddenin faz değişim işlemine bakalım. Böylece dersimizde biraz daha ilerleyelim. Piston silindir düzenini geçmiş derslerde de ele aldık arkadaşlar. Bir kere ideal bir piston silindir düzeni alıyoruz. Sürtünmesiz. Sürtünmenin olduğu durumları şu anda göz önüne almıyoruz. Ama bu piston silindir düzeninde sonuç olarak elimizde bir piston var. Pistonun bir yüzey alanı var, pistonun kütlesi var ve pistonun üzerinde her zaman bir basınç var. Bu basınç üzeri atmosfere açıksa atmosfer basıncı olacak. Pistonun kütlesi ve pistonun yüzey alanı bize problemlerde verildiyse toplam basıncı, yani pistonun hem piston hem atmosfer basıncı olarak tarif ettiğimiz toplam basınca pistonun oluşturduğu basıncı da dahil edeceğiz. Ama bazı problemlerde sadece basınç veriliyor. Pistonun kütlesi ve pistonun yüzey alanı verilmiyor. Yani o basınca dahil edilmiş oluyor veya ihmal edebiliyoruz. Onu da yeri geldikçe söyleyeceğiz. Arkadaşlar, piston silindir düzeni içinde sistem olarak su olsun ve piston silindir düzeni hareketli sınır içeriyor. Gördüğünüz gibi şurada bir hareketli sınır var. İçeride bir sistem basıncı var. Bu sistem basıncı tabii ki içeride ne varsa, su varsa suyun basıncı. Suyun basıncı yukarıda ona etki eden diğer basınçlara ters yönde olacak. Burada hem atmosfer basıncı var hem de pistonu oluşturduğu basınç var. Bu ikisine etki edecek ve piston silindir düzeninde iç basınçla toplam dış basınç birbirine eşitse sistem dengede olacak. Sistem sınırından enerji geçişi yoksa sistem termodinamik olarak dengededir demiştik. Bu sistem sınırını delen herhangi bir enerji geçişiyle karşılaştığımız an tabii ki bu denge durumu bozulacak. Bu piston yukarı çıkacak ısınırsa, soğursa aşağı inecek. Ona göre hareketli sınırda ki olayları birlikte göz önüne alacağız. Arkadaşlar, bu piston bizim için önemli. Sonuç olarak ne dedik? Toplam dış basınçlar var üzerinde. Altında da sistemin oluşturduğu basınç var. Tabii ki yönleri birbirine ters. Toplam Z yönündeki kuvvetler sıfıra eşit olacak denge durumunda. Tabii ki biz denge durumunda sistemleri inceliyoruz. Evet, P dış toplam eşit P sistem ise P dış toplamı biz atmosfer basıncı artı işte pistonun kütlesi çarpı yer çekim ivmesi bölü A piston, yani piston yüzey alanı olarak alırız. Pascal biriminde P dış toplamı elde ederiz. Pistonun yüzey alanı bizim için önemli. Pistonun kütlesi bizim için önemli. Zaten M çarpı G ağırlığı eşit biliyorsunuz. Ağırlık bölü alan ise basınca eşit. Yani kuvvet bölü alan basınca eşit. Bu çerçevede dış toplam basıncı elde edeceğiz.
İç basınç nedir? Tabii ki sistemin basıncı, yani suyun basıncı. Bu iç basınç eşit olacak P dış toplam basınca piston silindir düzeneklerinde. Tabii pistonun dışında herhangi bir yay varsa onu da devreye alacağız. Onunla ilgili örnekler de yapacağız. Ama bu durumda P sistem eşit P su yazabiliriz. Sistem dengede. Evet arkadaşlar, 71 kişi dersi izliyor. Bu dersi güzelce izleyeceğiz. Bugün ayrıntılı olarak saf madde kısmını halletmiş olacağız. Örneğimize veya işlemimize suyla devam edelim. Suyun faz değişimini göz önüne alalım. Arkadaşlar, bir çaydanlık suyu ocağa koyalım. Tabi burada çaydanlık piston silindir düzeni olsun. İçinde su var. Su sıvı fazla olsun. Çaydanlığa suyu koyduk. Piston silindir düzeni şeklindeki çaydanlığı ocağa koyduk. Ve ocağı çalıştırmadan hal 1'i tespit edelim. Hal 1 bir denge hali. Arkadaşlar, bu denge halini tanımlayabilmemiz için termodinamik olarak ve bu denge haliyle ilgili işlemler yapabilmemiz için birbirinden bağımsız iki tane özellik bize lazım. İki tane yayın özellik lazım. Yani P1 basıncı T1'i biliyorsak olur. Bunlar ne zaman birbirinden bağımsız, ne zaman birbirine bağlı bakacağız. Bu sıvı fazı için bunlar birbirinden bağımsız. P1, V1 özgül hacim ve basınç olabilir birbirinden bağımsız. Sıcaklık ve özgül hacim olabilir birbirinden bağımsız. Yani şunlardan, şu üçünden biri bizim için yeterli. Burada P1 bir atmosfer basınç olarak almışız. Atmosfere açık piston silindir düzeyinin üst tarafı. Biz onu yaklaşık 100 kilopascal alabiliriz. Veya bir atmosfer gerçekte 101.325 pascal ama yaklaşık 100 kilopascal alabiliriz P1 basıncını. İkinci olarak sıcaklığı almışız. Ocağa koyduğumuz suyun sıcaklığı 20 derece olsun. Tabii ocağı daha çalıştırmadık. Arkadaşlar, bu 20 derecedeki suyun özgül hacmi ilgili tablolardan okunuyor. Ben burayı okuyup V1'i yazmışım. Siz de artık tabloları açıp bunları güzelce okuyacaksınız. Burada su sıvı fazında olduğu için sıvı suyun özgül hacmi 0.00102 metreküp bölü kilogram. Arkadaşlar, burası birim kütle için ve virgülden sonra ne varsa tabloda hepsi önemli bizim için. Sonuçta birim kütle için. Yoğunluk bunun tersiydi. Bunu 1 bölü V1 olarak alırsak 998 kilogram bölü metreküp. Yani 20 derecedeki suyun yoğunluğu da 998 kilogram bölü metreküp. Burada sistemimiz su ve sıvı fazı. Evet, gelelim önemli konulara. Termodinamikte bir sıvı fazı göz önüne aldığımızda biz ona en çok sıkıştırılmış sıvı diyeceğiz ve SS ile göstereceğiz arkadaşlar. Bazı kitaplar soğutulmuş sıvı da diyor. O da SS ama sıkıştırılmış sıvıyı ben kullanacağım. Sistem sıvı fazla ise bunun termodinamik adı sıkıştırılmış sıvı. Su henüz buharlaşma aşamasında değil. Yani hiçbir buharlaşmadan söz etmedik. Adı sıkıştırılmış sıvı. Evet, termodinamik adı bu. Sıvı fazındaki akışkanı. Suyun basıncı ancak üzerindeki P atmosfer artı P piston eşittir P dış toplam basınç değişirse değişir demişim. Sonuç olarak bu suyun basıncı, iç basınç veya sistemin basıncı, bunların ikisinin toplamına eşit olduğunu biraz önce konuştuk zaten. Ancak üzerine bir ağırlık koyarsak bu basınç değişebilir. Biz o durumu şu anda göz önüne alıyoruz. O zaman bunun adı arkadaşlar, termodinamikte şu an iki şey öğrendik. Sıkıştırılmış sıvı tanımı sıvı faz için. İkinci önemli konu sabit basınç işlemi. Bu piston silindir düzeni izobarik bir işlemdir. Ve sabit basınç işlemi diye ele alacağız. Veya kısaca izobarik diyeceğiz. Basıncı sabit tutuyoruz. Evet, hal bir bu. Ocağı çalıştırdık arkadaşlar. Bir miktar ısı verdik. Ocaktan sisteme bir miktar ısı girdi ve hal 2 olarak 40 derece sıcaklığını, yani anlık bir durumu göz önüne alalım. Sistemin basıncı değişmeyeceği için P2 eşittir P1 bir atmosfer ama T2 40 derece oldu. Buradan ısı girişi oldu. Şu anı incelediğimizde burası da bizim için hal 2 olsun. Suyu bir miktar ısıttık ama bak sıvı fazla hala. Bir miktar ısıttık. Ne yaptı? Ne oldu ona bakalım. Özgül hacim arttı diğerine göre. Bak virgülden sonra 10.08 var.
Burada 10.02 var. Bir miktar arttı. Tamam. Hala sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz. Çünkü sıvı fazla ama biraz sıcaklığını arttırdık. Bunun adı ne? Duyulur ısı. Buradan verdiğimiz Q ısı bunun duyulur enerjisini arttırdı. Duyulur ısıdan bahsedebiliriz. Sıcaklık 40 derece geldiği için. Ama önemli durum ne? V2 büyük V1 oldu. T2 büyük T1 oldu. Özgül hacim ve sıcaklık arttı. Evet, tekrar ocağı çalıştıralım. Q ısıyı verelim. Hal 3'e gelelim. Arkadaşlar bir bakıyoruz ki bu sıvı suyun içinde ilk buhar taneciği oluşuyor. Tamamen sıvı suyun içinde ilk buhar taneciği oluştuğu an önemli bir nokta bu. Önemli bir an. Biz ilk buhar taneciğini gördüğümüz an bizim için önemli. Biz ona doymuş sıvı diyoruz. DS ile göstereceğiz. Doymuş sıvı. Demek ki önemli bir an. İlk buhar taneciğini görüyoruz ve buna doymuş sıvı diyeceğiz. Termodinamikte önemli bir tanım. Basınç değişmedi. P3 eşittir. P2 1 atmosfer. T3 değişti. Tam 100 dereceye geldik. Arkadaşlar gerçekte bu 99.61'dir. Gerçekte 1 atmosfer basınçta 99.61 derecede ilk buhar taneci oluşur. Biz onu yaklaşık 100 alıyoruz. Kitaplar böyle kabul ediyor. Ve genel geçerli olarak da 100'ü öğrendik hep zaten. Tamam. Özgül hacme baktık. 0.00143. Tabii ki artmış. V3 büyük V2 olmuş. T3 büyük T2. Ama 1 atmosfer basınçta 100 dereceye geldik. Önemli bir an. İlk buhar taneciği oluştu. Ve biz buna doymuş sıvı dedik. Su sıvı halde ve ilk buhar taneciği oluşuyor. Faz değişimi başlamak üzere. Yani artık sıvı buhara dönüşmek üzere. Dönüştü dönüşecek şu anda. Bir anı biz bir noktayı inceliyoruz. Tabii birbirinden bağımsız iki yayın özellik dedik arkadaşlar. Burada faz değişimi başladığı an basınç ve sıcaklık birbirine bağlı oluyor. Çünkü ikisi de sabit kalıyor. Biraz sonra konuşacağız. T3 bir atmosfer basınç tamam. T3 100 derece ama bu ısı devam ettikçe, ısı girişi devam ettikçe bu sıcaklık değişmiyor. O zaman birbirinden bağımsız olmuyor. O zaman faz değişimi başladığı an bizim için iki tane yayın özellik P3 ve V3 veya T3 V3 olabilir. Elimizde zaten V3 var. Yani biz işlemler yaparken bu iki birbirinden bağımsız özellikten birini alacağız. Artık problemde hangisi varsa. Önemli bir an. Doymuş sıvı durumu. Buradan biraz daha ısı verelim sisteme. Hal 4'e gelelim. Arkadaşlar biraz daha ısı verip hal 4'te anlık bir durumu incelediğimizde bakıyoruz ki piston silindir düzeni içinde hem su buharı var, hem sıvı su var. Önce şurayı okuyalım. Dikkat, P4 ve T4 birbirinden bağımsız değil, faz değişimi başlamış. Tamam, bunu öğrendik. Basınçlar değişmiyor, bir atmosfer. Sıcaklık değişmiyor, faz değişimi başladığında enerji faz değişimine gidiyor arkadaşlar. Şuradan ısı enerji girişi var ama içeride bu faz değişimine gidiyor, sıcaklık değişmiyor. Ama özgür hacim 4 değişiyor, bakın artık 1 olmuş, 1.0036 olmuş. Ve 4 büyük V3 zaten. Zaten bu sabit basınç işleminde bu hacim her zaman artacak ısı girişiyle. Ama özel bir durum var. Faz değişimi başladığı an, buharlaşma başladığı an gördüğünüz gibi burada bir karışım oluşmuş artık. İlk buhar taneciğinden sonra burada buhar birikimi artıyor. O zaman T4 eşittir T3'te biz bu işlemi sabit sıcaklıkta biz bu işlemi görüyoruz. Ne demişim? Isı geçişi devam ediyor ve özgül hacim artıyor. P4 ve T4 sabit hale geldi. Faz değişimi başlamış ve sıvı buhara dönüşüyor. P4 ve V4, T4 ve V4 birbirinden bağımsız iki yayın özellik olarak karşımıza çıkıyor. Doymuş sıvı artı, doymuş buhar karışımı arkadaşlar. Termodinamikteki bu durumun ismi DS-DB karışımı. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı. Bu uzun ismi. Ben genellikle ıslak buhar diyeceğim. Burada sonuçta buharla sıvı bir arada. Buna ıslak buhar da deniyor termodinamikte. Doymuş sıvı artı doymuş buhar karışımı diyebiliriz. DS-DB karışımı. Islak buhar IB de diyebiliriz. Ben daha çok ıslak buharı kullanacağım. Arkadaşlar ne öğrendik? Sıkıştırılmış sıvıdan başladık. İlk buhar taneciği oluştu. Doymuş sıvı dedik. Bak. İlk buhar taneciğiyle. Sonra doymuş sıvı, doymuş buhar karışımıyla karşılaştık burada. Buna kısaca ıslak buhar dedik. Ve gelelim
ısıyı vermeye devam ettiğimizde içeride ne görüyoruz? Çok önemli bir nokta. Burası da bir nokta, bir anlık durum. Son sıvı taneciği buharlaşıyor. Bak, son sıvı taneciği de buharlaşıyor. Artık içerisi neredeyse tamamen buhar. Son sıvı taneciği de buharlaşıyor. Bunun özel adı doymuş buhar, DB. Burası da çok önemli bir anlık durum. Hal 5. P5 eşittir P4 bir atmosfer. T5 hala 100 derece, son sıvı taneciği buharlaşıyor. Ama özgül hacim giderek artmış. 1.67-20 metreküp bölü kilogram. V5 büyük V4. T5 eşittir T4. Ve son sıvı taneciği buharlaşıyor ve faz değişimi bitiyor artık. Arkadaşlar, burası doymuş buhar noktası. Ve önemli bir nokta, bakın bunu gözden kaçırmayın, ileride sorularda karşınıza çıkacak. Yoğuşma sınırındaki gaza doymuş buhar deniyor. Arkadaşlar, bu işlemi tersine aldığımız an buradaki buharda ilk sıvı taneci oluşturan, oraya biz zaten yoğuşma başladı diyoruz. Demek ki yoğuşma sınırındaki gaza doymuş buhar deniyor. Bak, bu çok önemli. İleride doymuş buhar ve yoğuşma ilişkisiyle ilgili soru sorarım. Burayı unuttuğunuz zaman o sorularda hata yapıyorsunuz. Yoğuşma sınırındaki gaza doymuş buhar deniyor. Bunun üzerine yine duracağız zaten. Arkadaşlar, piston silindir düzenindeki suyu inceledik ve doymuş buhar noktasına kadar getirdik. Bir adım daha gidelim. Isıyı yine verelim. Artık tamamen buhar içerisinde. Artık yani içeride son buhar taneci de yok. Hal 6'ya geldik. Hemen bakın. Sıcaklık 200 dereceye gelsin. Sıcaklık artık 100 derece değil. O son sıvı tanecinde buharlaştıktan sonra sıcaklık artıyor. Ben burada anlık olarak 200 dereceye almışım. Aynı bir atmosfer basınç altında sıcaklığı buraya getirdik. Bakın V6 giderek de büyümüş. Demek ki biz buhar haline getirdiğimiz an özgül hacimin değeri giderek büyüyor. V6 büyük V5, T6 büyük T5 oldu. Faz değişimi bitti artık. Düzenin içi tamamen buhar oldu. Arkadaşlar, buhara biz mesela doymuş buhar ayrı bir şey ama artık tamamen buhar oldu. Biz buna artık termodinamikte kızgın buhar diyeceğiz. Bakın, doymuş buhardan o bir anlık durumda, bir noktaydı, kızgın buhara geçtik. İçeride tamamen buharsa, yani bayağı sıcaklık artmışsa 100 derecenin üstü için, yani bir atmosfer basınçta 100 derecenin üstü için o duruma biz kızgın buhar diyoruz. KB ile göstereceğiz. Arkadaşlar, bu işte kızgın buhara gaz da denir. Sonuç olarak bu gaz gibi davranıyor kızgın buhar. Ama ideal gaz değil. Ne zaman ideal gaz olur onu da tartışacağız. Bakın, sınavlarda da en büyük yapılan hata o. Kızgın buharı direkt ideal gaz bağıntılarından çözmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle yanlış. O konuyu ileride biraz sonra konuşacağız. Kızgın buhar sabit basınç altında soğutulursa 6. halden 1. hale doğru benzer yollar izlenerek sıvı su, yani sıkıştırılmış sıvı elde edilir arkadaşlar. Sonuç olarak biz ısıttık bu ana kadar. Ama bu şu andan itibaren soğutmaya başlarsak aynı yolları izleyecek. Soğutulursa 6. halden 1. hale doğru yol alacak. Güzelce saf madde olan suyun faz değişimi durumlarını göz önüne aldık. Biz sıvıdan başladık, yani sıvı sudan başladık ve tam buhara kadar, yani kızgın buhara kadar sistemi inceledik. Arkadaşlar, grafikler bizim için önemli. Bakın, bu bilgi notlarını dersi izlemeden önce çıktısını alın, çıktıdan da izleyin demiştim. Çıktıdan izlemek de çok önemli. Elinizin altında çıktı alın dediğim her şey olmalı ki dersi güzelce öğrenirseniz öğrenin. Bu çerçevede sıcaklık özgül hacim diyagramına geçelim. Arkadaşlar, çeşitli sıcaklıklarda çalıştık. 20'de, 40'da, 100'de ve 200'de çalıştık. Bunlara karşılık gelen özgül hacimlere ilgili tablolar okuduk. Bakın, yatay eksen özgül hacim olsun metreküp bölü kilogram ve bu sayısal değerleri buraya yerleştirmişim. Dikey eksen sıcaklık olsun derece santigrat, bunları da yerleştirmişim. Bir hali bu, kesinlikle şurası bir hali. İki hali bu, bakın giderek artıyor şöyle, 3'e geliyor. 3'te ise faz değişimi başladığı an sıcaklık sabit. 3, 4, 5'i böyle inceledik. 5'te olay bitiyor. Son sıvı taneci buharlaşıyor ve ondan sonra da şöyle 6. noktaya, 6. hale geliyoruz. Kızgın buhara doğru gidiyoruz. Önce şunu söyleyelim, basıncı sabit tuttuk, 100 kilopascal. Ama haller ne?
1 ve 2 sıkıştırılmış sıvı SS. 3 noktası doymuş sıvı noktası arkadaşlar, özel bir durum. 4 ıslak buhar bölgesi artık, yani ıslak buhar karışımı bu, burası bu bölge. Sonuçta 3 ile 5 arası zaten ıslak buhar bölgesi. 4 de orada bir nokta. 5 doymuş buhar önemli bir nokta. 5'ten sonra artık 6'ya doğru yol alırken her nokta kızgın buhar. Şu 1 ile 2 de arasındaki her nokta sıkıştırılmış sıvı. 1 ile 3 arası da tabii ki sıkıştırılmış sıvı. 3 noktasında doymuş sıvıya erişiyoruz. O zaman bir daha söyleyelim. 1'den 2'ye gittik, 3'e gittik. 1 ile 3 arasının tamamına biz sıkıştırılmış sıvı diyoruz. TV diyarımı bizim için çok önemli. Bu diyarımı daha güzel şekilde gösterelim. O noktaları birleştirirsek arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir eğri elde ediyoruz. Isıtma bak, ısıtmanın yönü bu şekilde. Yukarı doğru ısıtma gidiyor. Sıkıştırmış sıvı bunun tamamı. Tam burası doymuş sıvı noktası. Buradan sabit sıcaklıkta gidiyor ıslak buhar bölgesi. Tam burası doymuş buhar noktası. Isıtmaya devam ediyoruz. Kızgın buhar bölgesine ulaşıyoruz. Bakın yanına hemen pH'te bir atmosfer yazmışım. Bu eğri çizdiğin an bunun basıncını yanına yazman çok önemli. TV diyarımın içinde sabit basınç eğrisi bulunuyor. Önemli bir şey öğrendik şu anda. TV diyaramının içinde sabit basınç eğrisi bulunuyor. Isıtma bu yönde, tersi yönde de soğutma. Aşağı doğru inersek de aynı yolları izleyecek soğutma. Arkadaşlar burada sistem su. Sistemin ısıl enerjisi ne? Arkadaşlar sistemin ısıl enerjisi, geçen derste öğrendik. Sıkıştırma sıvı ve kızgın buharda duyulur ısı. Bakın şu çizgi ve şu çizgi duyulur ısı içeriyor. Burası faz değişimi içeriyor. Faz değişimi olduğu an oraya biz gizli ısı diyoruz. Demek ki sistemin ısıl enerjisi duyulur ve gizli ısıdan oluşur demiştik. Sıkıştırmış sıvı, kızgın buhar bölgeleri duyulur ısıyla ilişkili. Islak buhar bölgesi gizli ısıyla ilişkili. TV diyagramını güzelce su için anlatmış olduk. Diğer sıvılar için de benzer grafikler, diyagramlar çizilebilir. Ve benzer tanımlamalar yapılabilir. Arkadaşlar su bir atmosfer basınçta 100 derece sıcaklıkta kaynar. Termodinamik bilen kişiler su 100 derecede kaynar diyemez. Her basınçta su kaynıyor arkadaşlar. 100 kilopaskalda yaklaşık 100 derecede kaynıyor. Yaklaşık 100 dereceye biz onu 100 derece kabul edeceğiz dedik. Ama 500 kilopaskala getir suyu, o zaman 151.83 derece santigratta kaynıyor. Bu çok önemli. Biz her basınçta suyu kaynatabiliriz. Ayrıntısına şimdi gireceğiz. Suyun kaynamaya başladığı sıcaklık basınca bağlıdır demişiz. O sıcaklığa biz doyma sıcaklığı diyeceğiz. Biraz sonra onu söyleyeceğiz. Ama şu kısmı bir daha söyleyeyim. Suyun kaynamaya başladığı sıcaklık basınca bağlıdır. Yani biraz önce de söyledik. Basınçla değişiyor. Bu tanımlamalar çok önemli. Saf maddede arkadaşlar bunları iyi bileceğiz. Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimine başladığı sıcaklığa doyma sıcaklığı denir. Biraz önce de söylemeye çalıştım. Verilen bir basınçta, herhangi bir basınçta arkadaşlar, saf maddenin faz değişimine başladığı nokta zaten doymuş sıvı noktası biliyorsunuz. O başladığı sıcaklığa doyma sıcaklığı deniyor. Biz onu T doyma veya kısaca TD ile göstereceğiz. Biraz önceki grafik elinizde var çıktı olarak. T3, T4, T5 eşittir 100 derece demişim. Yani 3, 4, 5. noktaların sıcaklığı 100 derece zaten. Bu noktalar bizim için doyma sıcaklığının olduğu noktalar. Ama doyma sıcaklığı ıslak buhar bölgesinde geçerli o zaman. Doymuş sıvı noktasından başlıyor. Doymuş buhar noktasında bitiyor. Doyma sıcaklığı. Bak ya ben yanına bir atmosferi yazmışım. Basınca göre değişiyor çünkü her şey. Bir atmosferde 3, 4, 5. noktaları biz doyma sıcaklığı olarak alırız. Su için tabii konuşuyoruz. Arkadaşlar saf maddenin faz değişimine başladığı basınç ise doyma basıncı olarak tanımlanır. Bak yine aynı bu su için 3, 4, 5. noktalar bizim için doyma basınçları. Onları P doyma veya PD ile göstereceğiz. Bir atmosfer basıncı.
Soyma basıncı, hani bu pistol düzeyinde sabit basınca çalıştık ama sabit basınç olmayan durumlar var. Soyma basıncı için PV diyagramındaki noktalar 3, 4, 5. Biz PV diyagramını da göreceğiz biraz sonra. Orada da söyleyeceğiz. Saf maddenin faz değişimine başladığı basınç soyma basıncıdır. 100 derece için 1 atmosfer basınçtır. P3, P4, P5 su için. Evet. Arkadaşlar ne dedik? Her basınçta buharlaşma olur dedik. Su için bakın. Doyma basıncı 0,26 kilo Pascal ise eksi 10 derece doyma sıcaklığında su buharlaşıyor. Zaten arkadaşlar doymuş sıvı noktasından doymuş buhar noktasına, yani ıslak buhar bölgesinde çalışırken doymuş sıvı noktasından doymuş buhar noktasına gidiyorsak bu aranın ismi doyma. Doyma sıcaklığı da bu arada, doyma basıncı da bu arada. Kaynama olayı da bu arada 0,26 kilopaskalda su eksi 10 derecede kaynayabiliyor. Basınç çok düşük, bak neredeyse yok. Su kaynamaya başlıyor. 0,61 kilopaskalda 0 derecede su kaynıyor. Tabii ki 101,325 kilopaskalda bu, hani yaklaşık 3 kilopaskal veya yaklaşık 1 atmosfer 100 derecede kaynıyor. 1554,9 kilopaskalda 200 derecede kaynıyor. Tabii ki bunun grafiği var. Yani P doyma, T doymanın bir fonksiyonu. Sonuç olarak bunun bir grafiği var. O grafikteki basıncı okuyup karşısından doyma sıcaklığını okuyabilirsin. Veya doyma sıcaklığını okuyup hangi basınçta kaynar ona bakabilirsin. Termodinamik kitaplarında var. P doyma eşittir fonksiyon, T doyma veya tersi. T doyma fonksiyon, P doyma. Çok önemli bu konular arkadaşlar. Önemli tanımlar öğrendik. Doyma basıncı, doyma sıcaklığı kavramı da bizim için önemli. Gizli ısıyı burada tekrar ele almışım. Bir sıvıyı buharlaştırmak için büyük miktarda ısı enerjisi, sınırdan ısı girişi gerekir. Bak, bir sıvıyı buharlaştırmak için. Faz değişimi süreci boyunca sistemdeki enerjinin adı gizli ısıdır. Faz değişimi boyunca. Tüm enerji, sınırdan giren tüm enerji yani, faz değişimine harcandığı için sıcaklık sabit kalır. Yani tabii ki sistemin sıcaklığı sabit kalır. Yine ıslak buhar bölgesini tanımlamışız. Gizli ısıyı burada tekrar ele almışız. Bakın, donma olayı, erime olayı, buharlaşma olayı, yoğuşma olayı gizli ısı içeriyor sonuçta. Biz sadece şu anda buharlaşmayı inceledik. Ama buharlaşmanın tersi yoğuşma, o da gizli ısı içeriyor. Katı maddede donma olayı veya erime olayı gizli ısı içeriyor. Buharlaşma süreci boyunca çekilen enerjiye, yani gereken enerjiye biz gizli buharlaşma ısısı da diyoruz. Bak, güzel güzel tanımlar öğreniyoruz. Bunları ileride hep kullanacağız. Islak buhar bölgesinde buharlaşma süreci boyunca çekilen ısıya, sınırdan giren ısıya gizli buharlaşma ısısı diyoruz. Bu yoğuşmaya da eşit sonuçta arkadaşlar. Yani gizli buharlaşma ısısı yoğuşmaya harcayacağımız enerjiye de eşit. Evet, elinizdeki ders notunda yine var. Saf maddenin TV diyagramını su hariç bu sefer ayrıntılı olarak çizmişim. Su da arkadaşlar, hani C noktasından başlarsak C ile F arası su aynı. Ama bu katılaşma olaylarında su biraz farklılık gösteriyor. O zaman su hariç saf maddenin TV diyagramını konuşalım. TV diyagramı bizim için önemli. Bunu birlikte çizerken, yani soruları birlikte biraz sonra inceleyeceğiz. T'yi derece santigrat olarak, bak, dikey eksende aynen böyle gösteriyoruz. Küçük V'yi metreküp bölü kilogram biriminde aynen böyle çizeceğiz. Sınavlarda aynı böyle istiyorum. Sınavlarda gelişigüzel diyagramlar oluyor. Onlar değerlendirilmiyor. Bakın, burada ayrıntılı olarak çizmişim. Biraz üstünde duralım. A noktasından başlayalım. Katı halden başlayalım arkadaşlar. İzobarik işlem demişim. Yani sabit basınçta ilerliyoruz. Bakın, şuraya da zaten hemen F noktasının yanına P sabit demişiz. Katı ile ilerliyorsak arkadaşlar, A ile B arasında katıyı biz ısıtırsak sonuçta sıcaklık artıyor. Özgül hacim artıyor. B noktasına geldiğimiz an orası da katı hal ama
sıvı hale dönüşümün ilk noktası. Sonra katı artı sıvı karışımı karşımıza çıkıyor. Yine bu izobarik işlem, yani burada erime karşımıza çıkıyor. Yani faz değişimi, gizli ısı, B ile C arası da gizli ısı. C noktasına geldiğimiz an sıvı hali görüyoruz. A ile C arasını şimdi katı için ve katıdan sıvıya geçiş için ele aldık. Isıtma işlemi yapıyoruz. İzoborik işlemde. A ile B arası duyulur ısı içeriyor. Bak, sıcaklık artıyor. Bir faz değişimi yok. Gizli ısı içermiyor, duyulur ısı. Ama B ile C arası erime olduğu için, faz değişimi olduğu için gizli ısı içeriyor. C'ye geldiğimiz an sıvıyı görüyoruz. Tabii ki C ile D arası yine sıvı hal. Yine duyulur ısı içeriyor. C'den D'ye gelirken sıcaklık artıyor. Biz buna sıkıştırılmış sıvı diyoruz. Ve doymuş sıvıya ulaşıyoruz D noktasında. Önemli bir nokta. D ile E arası arkadaşlar doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı. Burada ıslak buhar bölgesi de diyoruz. Faz değişimi var ve gizli ısı içeriyor. E noktası özel bir nokta, doymuş buhar noktası. E ile F arası kızgın buhar, gaz hali yani gaz hali. Kızgın buhar diyoruz. Duyulur ısı içeriyor. Onun dışında da önemli bir nokta yok. Hepsini söyledik. Yani ben hepsini bu TV diyarımında bütün bilgileri bu şekilde size vermek istedim. Arkadaşlar arada soru olursa sorabilirsiniz. Bu dersimiz önemli. Bizler saf maddeyi çok iyi öğreneceğiz. Çünkü bu şu ana kadar 3. dersi işliyoruz. 1. 2. 3. dersteki bütün bilgiler ilerisi için önemli. Artık önemli konular bu dersler bittikten sonra başlıyor. Hepsi önemli ama Dermoden 1. yazısını ayrıntılı olarak ele alacağımız konu bu dersten sonra başlayacak. Sıvıdan katıya faz değişimi sırasında bütün maddelerin hacmi azalır. Arkadaşlar sıvıdan katıya faz değişimi sırasında bütün maddelerin hacmi azalıyor ama suyun hacmi artıyor. Bu nedenle suyun TV diyarımı diğerlerinden farklıdır. Bunu siz araştırıp bir bilgi notu, bir sayfalık bir bilgi notu oluşturun. Bilgi notu oluşturun dediğim an çok önemli. Ondan karşınıza çıkacak. TV diyarımını siz katıdan başlayıp buhara kadar su için getirin ve suyun TV diyarımını çizin. Farklılığı da görün. TV diyarımı bizim için çok önemli. Gelelim PT diyarımına. Buna faz diyarımı da deniyor arkadaşlar. P kilopaskal olarak dikey eksen basınç. Sıcaklığı bu sefer yatay eksen alalım. Derece santigrat T olarak gösterelim. PT diyarımı bütün elemanlar için alalım. Arkadaşlar bak su için buraya kesik çizgi demişiz. Diğer elemanlar sıvılar için şu çizgiyi ele almışız. Suda erime olayı biraz farklılık gösteriyor. Şurası katı fazı. Tabii su için şurası katı fazı. Diğer akışkanlar için şu çizgiye kadar olan şu bölge katı fazı. Katıda incelerken biz bu elemanı ısıttığımızda, ısı verdiğimizde erime başlıyor. Su için bu kesik çizgide, diğer su hariç elemanlar için bu çizgide erime başlıyor ve buradan sıvı fazına geçiş başlıyor. Tabii su için şurası sıvı fazı oluyor. Sıvı fazına geçiyoruz. Sıvı fazına geçtiğimizden arkadaşlar şu çizgi üzerinde buharlaşmayı görüyoruz. Bakın şu üçlü noktadan itibaren şu ara kritik noktaya kadar, biraz sonra kritik noktayı da göreceğiz. Kritik noktaya kadar şu ara buharlaşma, yani sıvı buhar fazını bu çizgi üzerinde görüyoruz. Şuraya bakalım, şu çizgi üzerinde ise süplimasyonu görüyoruz. Yani katı buhar fazı. Katıdan buhara geçiyorsak şu bölgede veya şu çizgi üzerinde. Ama şu çizgi üzerinde, bu eğri üzerinde buharlaşmayı görüyoruz. Bunun ötesi buhar fazı. Şurada da üçlü nokta var artık. Katı sıvı buhar bir halde. Üçlü nokta nedir? Ona da ayrıntılı bakın. PT diyaramı da önemli arkadaşlar. TV, PT, PV diyaramlarını göreceğiz. Hepsi önemli. PT diyaramını da bu şekilde özetleyelim. Bununla ilgili de gösterimler, örnekler gelecek. Sizler bakın şurada bir araştırıp bilgi notu yapın dediğimiz şu kısım var. Bir de üçlü noktayı araştırın. Zaten yazmışım buraya. Araştırma konuları arkadaşlar son kez söyleyeyim. Bunları araştıran kazanır. Gizli füzyon ısısı nedir araştırın.
Buharlaşma ısısı, buharlaşma entalpisi nedir? Araştırın. Bunlar üzerinde durmayacağım ama soru çıkacak. Sıvı buhar doyma eğrileri nedir? Zaten beraber bakıyoruz ama araştırın. Kritik nokta üzerinde duracağız. Yine de araştırın. Birer sayfalık bilgi notu yapın kendiniz için. Üçlü nokta, üçlü doğru nedir? PV diyagramı nedir? Bunların bazıları üstünde ayrıntılı duracağız. Ama siz yine kendiniz çalışın, kendiniz bir araştırın. Öğrenmenin bir şekli dinlemekse daha önemli şekli araştırıp kendi bilgi notunuzu oluşturmaktır. Arkadaşlar, PV diyagramı diye ayrıntılı bir konu var. Bunu Ege ders içinde ayrıntılı olarak verdim. Yani bu bilgi notunu okuyacaksınız. Biz şimdi buradan okumayacağız. Bunun içinde TV diyagramını güzelce anlatıyor. Ama önemli birkaç nokta üzerinde ben duracağım. Dediğim gibi siz okuyacaksınız bunu güzelce. Elinizde var. Bunu ben hazırladım. Çeşitli kitaplardan güzelce okuyun. TV diyagramını böyle çiziyoruz dedik. Bak T yanına sıcaklık birimini yazacağız. Özgür Hacım küçük ve yanına metreküp kilogramı yazacağız. Tamam. Arkadaşlar biraz önce suyu çalıştık. Nerede o bir atmosfer basınçta? Suyu çalıştık. Şöyle bir eğri çizdik. 0,1 megapascal demiş. Megapascal 10 üzeri 6 demek. 0,1 megapascal basınçta bu şekilde bunu çizmiş. Her basınçta biz suyu buharlaştırabiliriz dedik. 0,1 megapascal 6,00. 0,01 megapascal olsun. Bakın bunda da benzer bir eğri çizmiş. Bakın her basınçta benzer eğriyi çiziyoruz biz. Yanına biz basıncı yazacağız dedik ya grafikte. Bu sabit basınç eğrisi yanına. Burada da yazmış. Sonuçta her basınçta bu yukarı doğru gidiyor. Sıcaklık artıyor. Bak 1 megapascal'da yine benzer bir karakteristik göstermiş. Ama sıcaklık giderek artmış. Yani bu basınçta şuradaki sıcaklık neyse o sıcaklıkta ıslak buhar bölgesini yani buharlaşma yani faz değişimini görüyoruz. Şurası yine doymuş sıvı, doymuş buhar. Burası kızgın buhar bölgesi, burası sıkıştırmış sıvı bölgesi. Hepsi için geçerli. Ne görüyoruz arkadaşlar? Basınç giderek arttıkça bak şu arası daralıyor. Bak ne kadar geniş bir aralıktan başlıyor ıslak buhar bölgesi düşük basınçlarda. Basınç arttıkça bir noktaya iniyor. İşte tam bu noktaya indiği yere kritik nokta diyoruz. Su için kritik noktanın basıncı 22.06 megapascal ve 373.95 derece santigrat. Bu sıcaklığa ve bu basınca ulaştığımız an sıvı su direkt kızgın buhara dönüşüyor. Kritik nokta bu. Biz sizlerle bu derste kritik nokta ve altında çalışacağız. Ama kritik noktanın üstünde hemen bak sıvı su aniden burada kızgın buhara dönüşüyor. Artık üstü ayrı bir ders konusu. Üstü 22.06 megapascal üstünde biz sizlerle çalışmayacağız. Ama üstünün ne olduğunu bilin. Kritik nokta o zaman bu. Arkadaşlar basınç giderek artıyor. Arası giderek daralıyor. Yani ıslak buhar bölgesi giderek daralıyor ve kritik noktaya eriştiğimiz an sıvı su aniden kızgın buhara dönüşüyor. Bak buraya da yazmış. Biz 373.95'e T kritik diyeceğiz. Kritik sıcaklık çok önemli. Tam bu noktanın özgül hacmi de var. Sonuçta arkadaşlar bak şuradan aşağı indiğimizde tam bu noktanın özgül hacmi bu tablolarda da var. Su için 0.003106 virgülden sonraki her şey önemli. Metreküp kilogram özgül hacmi V kritik. Zaten bu noktanın kritik basıncı da var. Bak buraya PKL yazmış. Sonuç olarak 22.06 megapascal'da kritik basınç diyoruz. P küçük kritik basınç ise olay bu şekilde ama tam kritik noktada olay bu şekilde. Burada ani bir dönüşüm var. P kritik kısmını sizlerle çalışmayacağız ama o kısımların olduğunu bilin. Evet bu bilgi notunu siz çalışacaksınız. TV diyagramını burada güzelce anlatmaya çalıştım. Kritik basınç, kritik sıcaklık, kritik özgül hacim bizim için önemli. Bu kritik noktaların sayısal değerleri önemli. Arkadaşlar tablolarda var o. Onlara bakacağız ayrıntılı olarak. Buradaki bilgileri şu an göz önüne almıyoruz. Siz bir kere okuyacaksınız. Zaten birçok şeyi söylemiş oldum. Arkadaşlar TV diyagramıyla çalışacağız dedik. Son noktaya geldik.
Bundan sonra su için veya saf bir madde için, yani su için değil, saf bir madde için pH değer alımını bu şekilde çizeceğiz. Son nokta bu. Tabi burada birimi yazmamış, birimi biz yazacağız. T yarına derece santigrat, özgür hacim küçük ve yarına metreküp kilogram ve şu hayali eğriyi çizeceğiz. Bu hayali eğriye nereden geldik? İşte şu noktalar var ya, doymuş sıvı noktaları ve doymuş buhar noktaları var ya, bunları birleştirdiğimizde kritik noktayı da baz alarak birleştirdiğimizde böyle hayali bir eğri oluşturuyoruz. Bakın, hepsini birleştirdik. Şu noktayı kritik noktaya kadar getirdiğimiz an kritik noktanın bu tarafına biz doymuş sıvı eğrisi diyoruz. Çok önemli. Çünkü doymuş sıvı noktalarını birleştirdik. O zaman bu eğrinin adı doymuş sıvı eğrisi. Kritik noktadan bu tarafa gittiğimizde doymuş buhar noktalarını birleştirdik. O zaman burası doymuş buhar eğrisi. Çok önemli. Ve sabit basınç eğrilerimiz de bu şekilde. Bak, P1 eşittir. P1 eşittir sabiti bu şekilde çizmişiz. Tamam. Bak, sıkıştırma sıvı bölgesinde böyle davranıyor. Doymuş sıvı noktası ıslak buhar bölgesinde böyle davranıyor. Doymuş buhar noktası ve kızgın buhar bölgesinde böyle davranıyor. Sabit basınçta PV diğer adamı, kızgın buhar bölgesi buraya yazdık. Bak, çok güzel. Doymuş sıvı buhar bölgesi veya ıslak buhar bölgesi buraya yazdık. Sıkıştırma sıvı bölgesi burası. 1, 2, 3 bölgede ve 1, 2 noktada çalışıyoruz. Hatta kritik noktada bizim için önemli. Basınçlar giderek arttıkça bu sabit basınç eğrisini bu şekilde çizebiliriz. Evet. TV değer alımı bu şekilde çizilecek. Son noktaya bu şekilde gelmiş olduk. Arkadaşlar, TV değer alımından sonra PV değer alımı da önemli. Biz istersek TV, istersek PV ile çalışıp problemleri çözümleyebiliyoruz. PV'yi de buradan okuyacaksınız güzelce. Ama ben grafik üstünde biraz konuşayım. PV değer alımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi diğeri de benziyor. Buraya siz basıncı P olarak yazıp yanına kilopaskal birimini yazacaksınız. Buraya özgür hacmi V olarak yazıp yanına metreküp bölü kilogramı yazacaksınız. PV değer alımı nasıl çiziliyor arkadaşlar? Burada çok önemli bir nokta var. Sıcaklıkları sabit tutuyoruz. Bakın, şöyle bir deney düzeni olabilir. Buradan ısıyı veriyoruz. Ama sıcaklığı içeride örneğin 150 derecede burada sabit tutmuş. Sıcaklığı burada sabit tutarken basıncı değiştiriyoruz. Basıncı nasıl değiştiriyoruz? Bunun üzerine ya kütle koyarız veya kütle alırız. Yani böyle deney düzeninde sıcaklığı zor bir durum, ama sıcaklığı sabit tuttuğumuzda basınç değişimi ne olur? PV diğer adımından bunu gözleyeceğiz. Önce bildiğimiz noktalara bakalım. Kritik nokta var. Bakın, burada doymuş sıvı eğrisi var. Bunu çalıştık. Sıkıştırma sıvı bölgesi aynı. Doymuş sıvı, doymuş buhar, ıslak buhar bölgesi aynı. Doymuş buhar eğrisi aynı. Kızgın buhar bölgesi aynı. Ne değişiyor? Buraya basıncı buraya taşıdık. Sıcaklığı içeri aldık. Sıcaklığı sabit tuttu. Bak, bu böyle aşağı iniyor. Bu eğri, bak, sıcaklık şuradan başlıyor. Sıkıştırma sıvı da bak buradan başlıyor. Yukarıdan başlıyor ısıtma işleminde. Böyle geliyor. Bu şekilde devam ediyor. T2 sabit sıcaklıkta çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi T1 altta kalıyor. Yani T2 büyük tabii ki T1'de. Burada sıcaklıklar değiştikçe basınç nasıl değişiyor? Bak, bu arası yine ıslak buhar bölgesi. Şu aradan basıncı şurası P doyma. Bu sıcaklık yine T doyma yani bu arada. Ama sonuçta TV değer alımı içinde sabit basınç varken PV değer alımı içinde içeride sabit sıcaklık var ve onlar da şu şekilde çiziliyor. Siz bunu ayrıntılı olarak çalışacaksınız zaten. TV, PV ve PT değer alımlarından söz ettik. Hepsiyle ilgili ben örnek yapacağım. Sonuç olarak siz de çalışacaksınız. Arkadaşlar, şimdi bir 10 dakika ara verelim. Tam şu anda 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra devam edeceğiz. Evet.
Arkadaşlar 10 dakika ara vermiştik. Dersimize devam ediyoruz. Ve 45-50 dakika, 55 dakika ders yaptıktan sonra ara hep vereceğiz. Evet, PV diyarımda kalmıştık. Bunu güzelce anlattık. Buradan devam edelim. Arkadaşlar yine size verdiğim bilgi notlarında entalpi kavramı ve özellik tabloları da yer alıyor. Bunlar üzerinde kısaca duralım ama Ege ders içinde bu bilgi notu var. Bunları ben okuyup güzelce öğrenmeniz için hazırladım. Bir kere entalpi kavramı bizim için önemli. Geçmişe de konuştuk. İç enerji artı basınç çarpı özgül hacme. Tabii küçük U'la gösterirsek burada V de küçük. O zaman entalpi diyoruz. Ama biz bunları büyük U'la ve büyük V ile gösterirsek büyük U artı P çarpı büyük V'ye yine entalpi diyoruz. Birimleri değişiyor. Büyük harflerin birimi jül, küçük harflerin birimi jül bölü kilogram oluyor. İç enerji, basınç ve özgül hacim ilişkisini bir araya getirdiğimizde biz buna kısaca entalpi diyoruz. Entalpi kavramı nasıl ortaya çıkmış? Onlar güzelce termodinamik kitaplarında anlatılır. Özellikle termodinamikin ilk ilgilenen kişiler özellikle buhar kazanlarıyla çalıştıkları zaman O artı PV ile çok karşılaşmışlar ve buna kısaca entalpi denmiş. O artı PV'yi biz entalpi olarak ele alacağız. Bu da termodinamik bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Termodinamik özellikler örneğin sıcaklık, basınç, özgül hacim, yoğunluk, entalpi, entropi hep bunlar termodinamik özellik olarak iç enerji karşımıza çıkıyor. Entalpi de bir termodinamik özellik. Özellik tabloları bizim için çok önemli. Size kullanacağınız tablolarla ilgili bilgi verdim. Yani PDF olarak ister buradan indirin, ister fotokopisini alın. Ama sonuç olarak bu termodinamik tabloları kullanacağız. Bizim sınavlarda bu termodinamik tabloları kullanacağız. Bunlar son tablolar. Termodinamik tablolar ara ara arkadaşlar yenileniyor. Hepsi deneyler sonucu elde edilen sayısal değerler. Bazen deneyler tekrarlanıyor ve termodinamik tablolar ara ara yenileniyor. Termodinamik tablolardaki bazı değerler az da olsa değişiyor. Ama değişmeyen tek şey fark. Termodinamik nasıl farkla ilgileniyordu? Yani entalpi farkı, iç enerji farkı. Bu farklarda fazla bir değişim olmuyor. Neyse biz bu önerdiğim termodinamik tabloları kullanacağız. Birçok madde için termodinamik özellikler arasındaki ilişkiler basit denklemlerle ifade edilemeyecek kadar karmaşıktır arkadaşlar. Bu nedenle özellikler genellikle tablolar aracılığıyla veriliyor. Termodinamik özellikler her madde için birden çok tabloyla sunuluyor. Kızgın buhar, sıkıştırılmış sıvı, ıslak buhar bölgeleri gibi her bölge için ayrı bir tablo söz konusu. Bunları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Önce şöyle yapalım. Başka bir bilgi notu açayım. Onun üzerinden gidelim. Evet, özellik tabloları. Bu bilgi notunu da arkadaşlar Ege'den size yer verdim. İkisini de güzelce okuyacaksınız. Bu bilgi notu üzerinden şimdi gidelim. Entalpiden söz ettik, tamam. Termodinamik bir özellik de dedik. Bunu geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar her durum için bir tablo var. Doymuş sıvı ve doymuş buhar halleri için, yani ıslak buhar için bir tablo var. Bu tablo Çengel'in önerdiğim tablolarında tablo A4 ve tablo A5 olarak karşımıza çıkıyor. Tablo A4 suyun doymuş sıvı ve doymuş buhar özellikleri doyma sıcaklığına göre tanımlanmışsa demişim. Bak. Şöyle gidelim. Tablo A4 şu bir tablo A4'ün parçası. Tablonun başında sıcaklık varsa yani suyun doymuş sıvı ve doymuş buhar özellikleri doyma sıcaklığına göre tanımlanmışsa, başta sıcaklık varsa bu tablo A4'ü içeriyor. Tablo A5'te farkı ne? Tablo A5'te başta basınç var. Doyma basıncını başa almış. Bizim problemlerde hangisi lazımsa onu kullanacağız. Tablo A4 ile A5 aynı. Doymuş sıvı ve doymuş buhar hallerini gösteren, ıslak buhar hallerini gösteren tablolar. Ama sıcaklıkla çalışacaksak önce tablo A4'ü. Önce basınçla çalışacaksak, yani basınç bilgisinden yararlanarak diğer bilgileri tayin edeceksek o zaman tablo A5'i kullanacağız.
Şuna bakalım. Başlangıçta sıcaklık var. Sonra doyma basıncı verilmiş. Mesela 85 derece santigrattaki doyma basıncı su için 57,868 kilopaskalmış. Tabloardaki virgülden sonraki her değer bizim için önemli. Örneğin özgül hacimler arkadaşlar. Bu özgül hacimleri biz artık ıslak buhar bölgesi tablosuyla başladık. Bildiğiniz gibi ıslak buhar bölgesi doymuş sıvı ve doymuş buhar noktalarından sınırları noktalarından oluşuyor. Doymuş sıvıdan doymuş buhara gittiğimizde ıslak buharla karşılaşıyoruz. O zaman ıslak buhar doymuş sıvı ve doymuş buhardan oluşuyorsa doymuş sıvının özgül hacmini VF, doymuş buharın özgül hacmini VG ile gösterirsek o ıslak buhar tablosunda yani tablo A4 ve A5'te yer alıyor. Örnekler yapınca daha iyi anlaşılacak ama kısaca şunu söyleyelim. Örneğin 90 derecede çalışıyorsak doyma basıncı bu. Ve 90 derecedeki doymuş sıvının özgül hacmi bu. Onu VF ile göstereceğiz. Doymuş buharın özgül hacmi bu. Onu VG ile göstereceğiz. Doymuş sıvı özgül hacmi ile doymuş buhar özgül hacmi arasındaki özgül hacimler ıslak buhar bölgesinin özgül hacmi olacak. Yani 90 derecede şu metreküp bölü kilogram özgül hacminden şu özgül hacmine ulaştığımız an doymuş sıvı noktasından doymuş buhar noktasına ulaşmış olacağız. VF ve VG ile göstereceğiz arkadaşlar. Doymuş sıvının ve doymuş buharın özgül hacimlerini. Bize problemlerde VG eksi VF lazım olacak. Bak, şurası VG idi, burası VF idi. Bunların farkı lazım olacak. Bunların farkına biz termodinamikte VFG diyeceğiz. Bu şekilde göstereceğiz. VFG VG eksi VF'ye eşit olacak. VG ile VF arasındaki fark bizim için önemli. Evet, tablo A4'ün bir bölümü için bunları söyleyebiliriz. Buharlaşma entalpisinden biraz önce bahsettik. Arkadaşlar, buna buharlaşma gizli ısısı da denir. HFG ile gösterilir. Bak, H entalpiyi görmüştük. Artık entalpi, buharlaşma entalpisi veya buharlaşma gizli ısısı adı altında da incelenebilir. HFG olarak göstereceğiz. Bu altına böyle bir indis koyduğumuzda biraz önce ne dedik var? Bunun altında bir indis var. Bu özgül hacimse doymuş buhar noktasıyla doymuş sıvı noktasının farkından oluşuyor. VFG. HFG de aynı şey. O zaman HFG eşittir HG eksi HF. Yani tablodan biz entalpi değerini doymuş buhar için alıp yine entalpi değerini doymuş sıvı için alıp bunların farkını göz önüne aldığımızda buharlaşma entalpisine ulaşıyoruz. Verilen bir basınç veya sıcaklıkta doymuş sıvının birim kütlesini buharlaştırmak için gereken enerji var. Doymuş sıvı bir nokta. Bunun birim kütlesini buharlaştırmak için gereken enerji. Yani doymuş sıvı noktasından doymuş buhar noktasına getirmek için gereken enerji. HFG yani HG eksi HF'ye eşit. Bu bilgiler çok önemli. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımına devam ediyoruz. Buna kısaca ıslak buhar diyecektik. Bakın, bu bir karışım. Doymuş buhar, doymuş sıvı böyle karışım halinde. Ve şu noktası doymuş sıvı ise bunu getiriyoruz doymuş buhar noktasına. Buraya da buharlaşma entalpisi demiştik. Şu iki eğri arasında çalışırken, burası kritik noktaydı, burası doymuş sıvı eğrisi, burası doymuş buhar eğrisi. Biz bu iki nokta arasında çalışırken ne dedik? Burada hem sıvı var hem buhar var. Termodinamik açıdan burada bir bilgiye ihtiyacımız var. Bu buhar sıvı oranı nedir? O zaman karşımıza arkadaşlar kuruluk derecesi çıkıyor. Onu x ile göstereceğiz. Çok önemli bir nokta. Kuruluk derecesi doymuş sıvı ile doymuş buhar noktaları arasında geçerli. Başka hiçbir bölgede geçerli değil. Yani şurası arası, şu içi ıslak buhar bölgesi ise bu ıslak buhar bölgesinde geçerli bir tanımlama. Doymuş sıvı noktasında x 0 oluyor, doymuş buhar noktasında x 1 oluyor veya %0 veya %100 oluyor ve bu arada 1 ile 0 ile 1 arasında değişiyor. Değeri her zaman 0 ile 1 arasındadır. Doymuş sıvı halinde 0, doymuş buhar halinde 1 değerini alır. Aradaki değerler
sıfırla bir ara şeklinde, yani sıfır küçüktür x büyük, şöyle diyelim, x büyüktür sıfır, x küçüktür sıfır şeklinde değişir. Karışımdaki sıvı ve buhar fazlalığının kütlesel oranıdır. Kütlesel oranı bak. M kütle. X'in tanımına gelelim. Arkadaşlar buhar. Buhar fazının kütlesi bölü sıvı artı buharın kütlesi. Yani M toplam. X bizim için çok önemli. Doymuş sıvı noktası ile doymuş buhar noktası arasında geçerli. Yani şurası ıslak buhar bölgesi ise bu bölge içinde geçerli. Diğer bölgelerde herhangi bir tanımı yok. Ve sıfırla bir arasında değişiyor. Biz bunu yüzde olarak da gösterebiliriz. Buna kuruluk derecesi, bazı kitaplar kalite de diyor. Buharın kalitesi de der arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kuruluk derecesi veya buharın kalitesi. Buharın kalitesi, buharın kütlesi bölü toplam kütleye eşit. Toplam kütle ise sıvının kütlesi artı buharın kütlesine eşit ki biz sıvıyı F ile, yani doymuş sıvıyı, doymuş buharı da G ile göstereceğiz. MF artı MG, M toplamı oluşturacak. Yukarısını o zaman MG ile gösterirsek X nedir? MG bölü MF artı MG olacak kütle. Kilogram biriminde X'i tanımlıyoruz. Boyutsuz bir sayı sonuçta. Kilogramı kilograma bölüyoruz. Örneğin arkadaşlar doymuş sıvı buhar karışımı için şu noktayı ele alıyorsak burası bir karışım. İkisi de var. Ve bu karışımın özgül hacmi her zaman VF ile VG arasında olacak. Arkadaşlar biz tablodan VF'yi okuduğumuzda ve VG'yi okuduğumuzda, yani herhangi bir sıcaklık için ve basınç için bize verilen özgül hacim değeri bu ikisinin arasında kalıyorsa kesinlikle bu arada bir yerde çalışıyoruz demektir. Bak V, VF ile VG arasında kalmış, o zaman burada çalışıyoruz. Bu nokta burada da olur, burada da olur, burada da olur. Bu nokta şurada olunca zaten V direkt VG'ye eşit. Bu nokta burada olunca direkt V, VF'ye eşit olacak. Ve burada X sıfır olacak. Burada X eşittir. Bir olacak kuruluk derecesi. Ve buradaki X değerini biz hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağımızı gördük. MG bölü M toplam, yani kütle olarak hesaplayabileceğimiz gibi özgül hacimler cinsinden de hesaplayabiliyoruz. Onu göreceğiz. Bak buraya P veya T demiş. Yani P, V diyalımı veya T, V diyalımı da çizsen aynı şey. Gelelim kızgın buhara. Arkadaşlar TV diyagramını biliyoruz. TV diyagramının içi, yani o hayali eğrinin içi ıslak buhar bölgesi iken sağ tarafı kızgın buhar bölgesi. Doymuş buhar eğrisinin, bak burası doymuş buhar eğrisi. Şurası kritik nokta ise burası doymuş buhar eğrisi. Doymuş buhar eğrisinin sağındaki bölgede ve kritik noktasal sıcaklığın üzerindeki sıcaklıktaki madde kızgın buhardır. Kızgın buhar bölgesi tek fazlı, sadece buhar fazı. Tabii ki bir bölge olduğundan sıcaklık ve basınç artık birbirine bağlı değildir. Bak belirli bir P noktası için kızgın buharın entalpisi doymuş buharınkinden daha yüksektir. Bak buraya TH diyagramı çizmiş. Yani çeşitli diyagramlar çizebiliriz. Sıcaklık entalpi diyagramı çiziyorsak istersen TV diyagramı çiz, yani fark etmiyor. Ama şu noktadaki örneğin buraya H'yi yerleştirdiysek şu noktadaki H'nin değeri HG'ye eşit. Doymuş buhar noktasındaki H'nin entalpinin değeri HG'ye eşit. Bunu tablodan okuyabiliriz. Ama bize verilen H değeri HG'den büyükse o zaman bak şu sabit basınç eğrisinde şuraya düşüyoruz örneğin. Bu ne demek? Kızgın buhar bölgesine düşüyoruz. Yani tablodan okuduğunuz HG değeriyle elimizdeki H değerini karşılaştırdığımızda bu H değeri HG'den büyükse tabii ki sabit basınçla çalışıyorsak o zaman bu eğri üzerine bir yere düşeceğiz. Ama bu HG değeri, pardon şu H değeri HG'den küçükse o zaman bak buraya düşeceksin. Bu araya. Tabii şu noktadan küçüğü daha konuşmuyoruz. Ama şu nokta için, doğmuş buhar noktası için bunu söyleyebiliriz. Ama şuradaki HF değerini okuduk. Bizim H değeri bu HF'den küçükse zaten sıkıştırma sıvı bölgesine düşüyoruz. Bu düştüğümüz bölgeler çok önemli arkadaşlar. Bütün problemleri buna göre yapacağız. Buraya TH diyagramını almış. Biz TV ile çalışıyorsak tabii bunlar VE'ye dönüşecek. Çalıştığımız grafiğe göre değerlendirme yapacağız. Kızgın buhar tablosu da var. Bak onun adı Çengel'den aldığımız örnek tablolarda, Çengel Hoca'nın tablolarında tablo A6. Mesela örneğin bir tane bir bölümü buraya koymuşuz.
Bakın, burada sıcaklıklar yer alıyor. Tabii doyma sıcaklığından başlıyor. Sonuç olarak doyma sıcaklığının üzeri kızgın buhar bölgesi. Doyma sıcaklığından başlıyor. Belli bir değere kadar artıyor. Belli bir basınç için, örneğin 0,1 megapaskal için, bu 0,1 megapaskaldaki doyma sıcaklığı buymuş. Yani şuradaki doyma sıcaklığı buymuş. 0,1 megapaskal için, şu sıcaklıklar için özgül hacim, iç enerji, entalpi değerleri bu şekilde değişiyor. Ama basınç değiştiği an bak 0,5 megapaskala geldiğimizde yine buraya sıcaklıkları yerleştirdiğimizde 0,5 megapaskalın doyma sıcaklığı bu. Yani şuradaki doyma sıcaklığı. Ama özgül hacim değeri artık şu sıcaklık örneğin, şu basınç için özgül hacim değeri şu. Ona göre tabloyu kullanacağız. Sıkıştırmış sıvıdan söz etmemiştik. Gelelim sıkıştırmış sıvıya arkadaşlar. Biraz sonra yine ayrıntısına bakacağız. Bu konular çok önemli olduğu için ayrı bilgi notu olarak Ege derse yerleştirdim. Arkadaşlar biraz önce konuştuk. Hani T, U diyagramını almış bak bu sefer. Sıcaklık, iç enerji değişimi. Bizim doymuş sıvı için iç enerji değerini, 75 derecedeki iç enerji değerini aldığımızda, bak burayı biraz sonra anlatayım, kafamız karışmasın. Biraz sonra şurayı anlatacağım. Şu UF gerçekte şurası. Bak UF gerçekte burasıysa, bu UF değerini göz önüne aldığımızda bize verilen U değeri bundan küçükse sıkıştırmış sıvı bölgesinde çalışıyoruz. Ama burada ne demek istediğini şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar sıkıştırmış sıvı için ayrı bir tablo var. Ama biz bu tabloyu 5 megapaskal basıncın üzerinde kullanıyoruz. 5 megapaskal basınç dahil 5 megapaskal bak bunu yaz bir yere. 5 megapaskal ve üzeri basınçlarda sıkıştırmış sıvı tablosu var, onu kullanıyoruz. 5 megapaskal altı için niye yok? Niye yok? Çünkü 5 megapaskal basıncın altındaki şu U değerleri UF değerine çok yakın çıkıyor. Ne demek bu? Örneğin 75 derece santigrattaki bize sıkıştırmış sıvının iç enerji değeri lazım diyelim. Onu tablodan UF değeri olarak alacağız 75 derecede. Çünkü birbirine çok yakın çıkıyor. Onun için bu kısım için yani 5 megapaskalın altı için grafik yapmamışlar. Tablo yapmamışlar. Bak burası 500 kilopaskal. 500 kilopaskal tabii ki 5 megapaskaldan küçük bir değer. O zaman U'yu yaklaşık UF alırsın. Bak özgül hacmi yaklaşık VF alırsın. Yani V eşit V yaklaşık VF yazabiliriz. U eşittir yaklaşık UF yazabiliriz. İç enerji ve özgül hacim için yaklaşık alırız ama çok önemli bir nokta. Sıcaklık için sadece bakıyoruz. Yani bize iki tane değer verilsin. 500 megapaskal ve 75 derece için sıkıştırmış sıvı bölgesindeki U değeri nedir derseniz 75 derece santigratın karşısındaki U değerleri. Siz bak 500 kilopaskalın karşısındaki UF'ye baktığında o 75'in karşısından farklıdır. Biz hangisini kullanacağız? Kesinlikle sıcaklık değerinin karşısındaki UF'yi kullanacağız. Yani sıkıştırmış sıvı bölgesindeki U değerini tayin etmek üzere. Son kez söyleyelim. 5 megapaskalı basıncın altındaki tüm basınçlarda o basınca ait sıcaklık değeri verilmişse ve bu sıcaklık değeri sıkıştırmış sıvı bölgesine düşüyorsa bu sıcaklığa bağlı termodinamik özellikleri saptadığımızda o termodinamik özellikleri doymuş sıvının özellikleri olarak alırız. Özgül hacim için ve özgül iç enerji bu. Bu yani küçük harfle yazdığımızda ben iç enerji diyorum ama siz aklınıza özgül iç enerji gelsin. Küçük harflerin hepsinin ön adı özgüldür. Birimi çünkü jül bölü kilogram bunu. Ama H'ye geldiğimizde arkadaşlar entalpi için küçük E olarak yazmışız özgül entalpi. Özgül entalpi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Özgül entalpi için şu eşitliği kullanmak zorundayız. Çok küçük basınçlarda ve çok küçük basınçlarda H'yi eşittir HF olarak alacağız ileride. Ama şimdi kafamız karışmasın. Termodinamikte ilerledikçe mühendislik yaklaşımlarını güzelce öğreneceğiz. Şu andaki mühendislik yaklaşımımız 5 megapaskaldan küçük sıkıştırmış sıvı bölgesinde o basınca ait sıcaklığı alıyoruz. Bak sıcaklığı. O sıcaklığın karşısındaki F değerleri U için, V için yani özgül iç enerji ve özgül hacim için F değerleri. Ama özgül entalpi için direkt F'yi almayacağız. O HF değerini tablodan okuyacağız o sıcaklık için. Ama artı VF'yi alacağız o sıcaklık için.
ve bize verilen basınçtan o sıcaklıktaki soğuma basıncını çıkaracağız. Bize herhangi bir basınç var. Bak 500 kilopaskal verilmiş. Bu 500 kilopaskalın bu 500 kilopaskala karşılık arkadaşlar doyma basıncı nedir? Bize verilen basınç nedir? Ona bakacaksınız. Ona karşılık bu 500 kilopaskalın sıcaklığının HF'sini bu sıcaklığın HF'sini alıp H'yi hesaplayacağız. Yani bunu matematik olarak hesaplayacağız. Örneklerde daha güzel anlatacağım. Burada kafamız karışmasın. Fazla da konuşmayayım. Ben şu formülü kullanacağımızı söyleyeyim. P nedir? P doyma, bu doyma demek. Sat. İngilizce doyma nedir? Bu farkı nasıl alıyoruz? Şunları nasıl belirliyoruz? Ayrıntılı olarak göreceğiz zaten. Şu anda bu formülü bilin. Arkadaşlar biz sıvılarla çalışacağımız gibi gazlarla da çalışacağız. Ve gazları aksi söylenmedikçe mükemmel gaz olarak alacağız. Ama termodinamik 2'de gerçek gazlarla da çalışıyoruz. Gazlarla çalışacağımız zaman bu termodinamik 1'de hep mükemmel gaz veya ideal gaz diyeceğiz. Ve bu gazlara ait hal denklemleriyle çalışacağız. Yani bir maddenin basıncı, sıcaklığı ve özgül hacmi arasındaki ilişkiyi veren herhangi bir bağıntıya biz hal denklemi diyoruz. İdeal gaz denklemi, ideal gaz hal denklemi en çok bildiğimiz PV eşittir. Şunu alalım, PV eşittir MRT. Her tarafı kütleye bölersen bu küçük V oluyor. O zaman P çarpı küçük V eşittir RT. Veya hepsi büyük, şurası kütle olmak üzere. PV eşittir MRT bizim için ideal gaz denklemi. Bunu çok kullanacağız. Bak, bu paskal basınç, bu metreküp hacim, bu kütle kilogram, bu R gaz sabiti. Bu gaz sabitini o gaz için ilgili tablodan alacağız. Elinizdeki tabloları inceleyin. Bunun birimi jül, kilogram, kelvin. T İdeal gaz denkleminde her zaman kelvin. Tabii bu M, her tarafı M'ye bölersek, her iki tarafı da burada M'ler gider. Burası da V bölü M, yani metreküp bölü kilogram özgül hacim olur. O zaman bu şekilde de yazabiliriz. Bak, düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda bir gazın yoğunluğu azalır ve mükemmel gaz gibi davranır demişiz. Biz gazları aksi söylemedikçe sizlerle mükemmel gaz veya ideal gaz olarak alacağız. Peki su buharı mükemmel bir gaz mıdır? Yine bu derste söyledik. Su buharı problemlerinde arkadaşlar hemen mükemmel gaz eşitliğini alıp kullanıyorsunuz sınavlarda. Kesinlikle yanlış. Kullanmayacağız. Ama 10 kilopaskal basıncın altındaki basınçlar için su buharı sıcaklık ne olursa olsun %0,1'den daha az bir hatayla mükemmel gaz kabul ediliyor. Fakat daha yüksek basınçlarda mükemmel gaz varsayımı özellikle kritik nokta ve dolmuş buhar eğrisi yakınlarında kabul edilmeyecek hatalara yol açıyor. Yani biz arkadaşlar hep su buharını ilgili tablolardan yararlanarak hesaplayacağız. Mükemmel gaz kabul etmeyeceğiz. Belli durumlarda kabul ediliyor. O durumları göz önüne özellikle ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kısmında göz önüne alıyoruz. Bak, bu iklimlendirmeyi termodinamik 2'de işleyeceksiniz. O zaman göz önüne alacağız. Ama termodinamik 1'de göz önüne almayacağız. Kafamız karışmasın. İklimlendirmede nasıl göz önüne alınıyor? O dersin içinde güzelce anlatılır. Evet. Arkadaşlar, ama bu derste ne yapacağız biz? Bir T ve diyagramını göz önüne aldığımızda bak, şu bölgeye düşüyorsak, şu bölgeye buraya ideal gaz olarak alabiliyoruz. Kızgın buhar da bak. Kızgın buhar tabii ki. Kızgın buharı şu bölgede ideal gaz olarak alabiliyoruz. Ama aklımız karışmasın. Yani TV diyaramı, PV diyaramı ile çalışırken hiçbir zaman ideal gaz eşitliğini alıp bu bölgede çalışmayacağız. Çünkü biz genellikle şuralara düşeceğiz sizlerle çalışırken. Bu özel durumla çalışırken bir sıkıştırılabilme çarpanını göz önüne alacağız. Eğer sıkıştırılabilme çarpanı ile ilgili bir problemle çalışıyorsak ne yapacağız? Bu sıkıştırılabilme çarpanı nedir? Önce ona bakalım. Arkadaşlar biz mükemmel gazları, ideal gazları göz önüne alıyoruz. Ama PV eşittir MRT'yi kullanırken her zaman bu doğru sonuçlar vermiyor. Bazen bakıyoruz ki gazlar belli basınç ve sıcaklıklarda mükemmel gaz davranışına sapıyor. Bu sapmanın ölçüsü Z. Sıkıştırabilme çarpanı Z. Arkadaşlar Z 1 ise, bak şuraya yazmışım, Z 1 ise her zaman ideal gaz eşitliği bizim için geçerli.
TV eşittir MRT bizim için geçerli. Ama gerçek gazlarda Z, tabii ki gerçek gazlarda Z 1 de olabilir ama birden büyük ve küçük de oluyor. Şu iki durum bizim için önemli. Zaten 1'e eşitse ideal gaz eşitliğini kullanıyoruz. PV eşittir MRT'yi. Ama bundan farklıysa bizim eşitliğimiz şu hale alıyor. PV eşittir. Bak küçük V olarak yazdığım için burayı burada kütle yok. Ama bunun büyük V yazarsan buraya kütle de gelecek. P çarpı küçük V eşittir ZRT. Gerçek eşitlik bu bak ideal gazlarda. Eğer bunu büyük V yazarsan P çarpı büyük V eşittir M, Z, R, T. Bu Z 1 olduğu zaman ideal gaz olduğundan dolayı yani göstermiyoruz biz ideal gazlarda. Ama gerçekte eşitliğimiz bu şekilde. Z 1'den farklıysa ne yapabiliriz? Ona örneklerle bakacağız. Arkadaşlar Z'nin ikinci bir tanımı gerçek özgül hacmin ideal özgül hacmi oranı şeklinde yazılabiliyor. Yani biz de gerçek özgül hacmimiz şuradan çekersen bak şuradan V'yi çekersen Z'de 1 ise RT bölü P. Yani RT bölü P buraya yazmış zaten. Bu ideal durumla gerçek durumun oranladığımızda o da Z'yi bize verecek. Son kez söyleyeyim burası karışmasın. İdeal için yazacağımız bu. İdeal için yazacağımız bu zaten. Yani şurada Z1 ise ideal oluyor ve V'yi buradan çektiğimizde ideal için RT bölü P yazıyoruz. Z1'den farklıysa gerçek durum. Şu gerçek durum yukarıda. İdeal durum için bunu yazıyoruz. Bak. Karışmasın. Gerçek durum bize veriliyor veya bir şekilde biz öğreniyoruz. O zaman gerçek durumla ideal durumun oranı da bize Z'yi veriyor. Yani Z sıfırdan farklıysa 1,5 mu? 0,3 mü? Neyse o buradan da çıkıyor. Z eşittir 1 olduğunda zaten bu eşitlik ideal eşitlik arkadaşlar. Z eşittir 1 olduğunda bak şuraya yazdık ideal gaz. Z eşittir 1 olduğunda da V ideali buradan çektiğimizde V, T bölü P'yi elde ediyoruz. Bu ideal durum paydada yer alıyor. Paya biz gerçek özgül hacmi yazdığımız zaman biliyorsak tabii bu ikisinin oranı da bize Z'yi verecek. Bunları bilin kullanacağız. Arkadaşlar sıkıştırabilme çarpanını kullanacağız dedik. Örnek de yapacağız. Örnekler gelmeden önce önemli noktaları ele alalım. Şimdi biz TV değerlerinde kritik noktayı gördük değil mi? Kritik noktaya ait bir kritik basınç olduğunu, bir kritik sıcaklık olduğunu söyledik. Hatta kritik özgül hacim olduğunu da söyledik. Sonuçta üçünü de sayısal olarak mesela su için biliyoruz. Ve biz sıkıştırabilme çarpanlarıyla çalışırken indirgenmiş basınçla, indirgenmiş sıcaklıkla ve indirgenmiş özgül hacimle çalışacağız. Nedir bu? Kritik basıncın kritik basıncın değerini tabloda her akışkan için, mesela her sıvı için diyeyim, her sıvı için tablodan alırız. Bize verilen basınçla bu kritik basıncı oranladığımızda ona PR diyeceğiz. İndirgenmiş basınç adını alacak. Bunun kullanımı nedir bakacağız. Kritik sıcaklığı tablodan aldık. Bize verilen sıcaklık bu ise bu ikisinin oranına TR diyeceğiz. İndirgenmiş sıcaklık. Arkadaşlar gerçek özgül hacimle ideal özgül hacmi oranladığımızda ona da VL diyeceğiz. İndirgenmiş özgül hacim. Tabii ki ideal özgül hacimi biraz önce konuştuk. RT bölü P'ydi. Tabii ki bu indirgenmiş özgül hacimde buraları kritik hale dönüşüyor. Yani T kritik var burada. Burada P kritik var. Bunlar formülleri zaten ezberlemeyeceğiz ama bu formüllerin arkadaşlar tanımlarını bilin. Sıkıştırabilirlik çarpanı Z, PR ve VR değerlerinden de elde edilebilir demişim. Hocam. Efendim. Bunları gazlar için kullanacağız değil mi? Evet. Ama mesela biraz sonra bugün yetişirse örnek yapacağız. Herhangi bir sıvıda kullandığımızda yani buhar halindeki sıvıda ne tür hatalarla karşılaşıyoruz, ne düzeltmeler yapıyoruz onları da göreceğiz. Tamamdır hocam. Ama bir son kez söyleyeyim, biz suyla çalışıyorsak örneğin, TV diyaramıyla çalışıyorsak kızgın buhar bölgesinde hiçbir zaman ideal gaz eşitliğini kullanmayacağız. Sıkıştırabilme çarpanını şu an kullanmayacağız. Yani yeri geldiğinde onlar ileri konular, yeri geldikçe termodinamik 2 içinde de karşımıza çıkacak. Bunlar kullanılıyor. Teşekkürler hocam. Bir şey değil. Arkadaşlar hani o kadar konuştuk. Bu Z için sıkıştırabilme çarpanı için bir grafik var. Bu Z'yi dikey eksene yerleştirirsek yatay eksene de arkadaşlar TR'yi biraz önce konuştuk. İndirgenmiş basınç. P bölü P kritik.
buraya yerleştirirsek, bak buraya çeşitli elemanları almış. Bu elemanlar için TR sıcaklığına bağlı olarak böyle grafikler çizilebiliyor. Mesela TR eşittir 1, 1 ne demek? T bölü T kritik 1 demek. Yani bu sıcaklık kritik sıcaklıkta. Çeşitli elemanların sembollerine göre, bak şu da var burada siyah yuvarlak daire. Buna göre çiziliyor. Mesela bizim TR belliyse 3 de örneği, TR de 1 ise 3 ile şurayı birleştirdiğimizde, TR'yi 1 aldığımızda buradan Z'yi elde ediyoruz. Size verdiğim arkadaşlar tablolar içinde bu Z diyagramları var. Bazıları çok karışık bu diyagramların. Ben en karışık olmayanı, en sade olanı o bilgi notu içine, yani tablolar bilgi notu içine yerleştirdim. Gerektiğinde o grafiklerden yararlanacağız. Şimdi ben saf madde konusu içinde yer alan her şeyi anlatıyorum. Ama adım adım örnekler çözeceğiz. Kafanız karışmasın. Sayısal örneklerde daha iyi bunları öğreneceğiz. Konu çok gibi görünüyor ama basit konular, zor konular da değil. Arkadaşlar, ideal gaz eşitliğini hani güzelce anlatmaya çalıştım, kısaca anlatmaya çalıştım. Bizim PV eşittir MRT veya PV eşittir Z MRT eşitliği dışında Van der Waals hal denklemi, Bridgman hal denklemi, Benedict hal denklemi, etki katsayılı hal denklemi var. Yani ille ne biz PV eşittir MRT'yi veya PV eşittir Z MRT'yi kullanmıyoruz. Çeşitli hal denklemleri de kullanabiliyoruz. Bunlara bir bakın. Bunlarla ilgili ben soru sormam. Bunlar özel durumlar. Ama başka hal denklemleri olduğunu da bilin. Bu hal denklemleri her termodinamik kitabının içinde de var. Sizler mühendis olduğunuzda bunlardan herhangi biri gerekebilir. Bunları inceleyin, bilginiz olsun. Evet, bu kısmı kapatalım. Şimdi diğer kısımla devam edelim. Arkadaşlar, hani böyle çok konuşmamak için çok önemli noktaları söylüyoruz ama yine de size sözler anlatımın yanında böyle yazılı bilgileri de ayrı olarak veriyorum. Bu bilgileri güzelce okuyun. Özellik tablolarını anlatmaya çalıştım. Burada da ayrıntılı olarak anlattım. Bunu güzelce okuyun. Bakın, kuruluk derecesi yine burada güzelce tanımlanmış. Tablo kullanımında kızgın buhar tablosundan, tablo kullanımında sıkıştırma sıvı tablosundan bahsedilmiş. Bu da çok önemli. 5 megabayt diyorum. Her zaman bu megapaskalı görünce megabayt aklıma geliyor. 5 megapaskal diyeceğiz bunu. Ben yanlış söylesem de siz bilin. Ne zaman 5 megapaskalı anlatmaya çalışsam, hem derste olsun hem böyle videoda olsun hep buna 5 megabayt demişimdir. Nedense o beynim öyle yerleşmiş. 5 megapaskal bizim için önemli. 5 megapaskalın altında sıkıştırma sıvı tablosu kullanmıyoruz. 5 megapaskal dahil ve üstünde kullanıyoruz. Bakın burada güzel bir örnek verdim. Burada anlatmayacağım arkadaşlar. Bunları ben kendim oluşturdum. Yani herhangi bir kitapta bulamazsınız. Bu örneği güzelce inceleyin. İçeride hata yaptıysam onu da söyleyin yani. Ben sizi anlamanız üzere biraz önce arkadaşlar da sorular sordu. Bu örneği güzelce okuyun. 15 megapaskalı göz önüne almışım. 5 megapaskalın altıyla üstüyle çalışırsak ne olur diye burada güzelce anlatmışım. Ve T'yi, özgül entalpiyi de anlatmışım. Bak, sıkıştırma sıvı tablosunu burada anlatıyorum. Bu H'yi biz direkt HF olarak alamıyoruz. Bunun için bir eşitlik var, onu kullanacağız dedik. Bakın şu eşitliği biraz önce anlattım. Ama bunun tam eşitliği kullanımı bu şekilde. Ama burada anlattım, üzerine durmayacağım. U'la UF değeri birbirine çok yakınsa bunu ihmal edebiliyoruz. Şunu kullanabiliyoruz. Biz bu derste, ben ikisini de bazı sorularda kullanacağım. Ama genelde bu aşağıdakini kullanacağız. Bak, burada hataları yazmışım zaten. Yani siz okuyacaksınız. Bu kadar küçük hatada bu üsttekiyle uğraşmaya gerek yok. Şurada bunu kullandığımızda hata %1'e iniyormuş. Bu da bizim için, mühendislik için, hani çok ayrıntılı çalışmıyorsak mühendislik için bu hata bizim için önemli değil. Şu eşitliği kullanabiliriz. Bu P'yi nasıl aldık? P doymayı nasıl aldık? VF'yi nasıl aldık? VF'yi nasıl aldık? Burada anlatıyor. Burada bu sarı kısım önemli. Bu sarı kısmı göz önüne alarak son şeyimizi söyleyelim, sıkıştırma sıvı için. Bu sefer doğru okuyalım.
5 megapaskal değerinden küçük basınçlar için sıkışma sıvı özelliklerinden özgür acım, iç enerji ve entropi. Biraz önce entropiyi söylememiştim. Entropi değerleri sadece sıcaklığı, bak sadece sıcaklığın başta olduğu doymuş sıvı, doymuş buhar, yani ıslak buhar tablosundan, yani tablo A4, sıcaklığın başta olduğu tablo, tablo A4, tablosundan verilen sıcaklık değeri kullanılarak, zaten tablo A4'ün başında sıcaklık değeri var, kullanılarak okunmalıdır. Entropi değeri ise yukarıda verilen eşitliklerden hesaplanmalıdır diye son noktayı koymuşum. Arkadaşlar örnekler var. Örneklere geçmeden önce şöyle yapalım bir saniye. Arkadaşlar konuları çok güzel şekilde anlatmaya çalıştım. Özet olarak anlattım. En önemli noktaları vurgulamaya çalıştım. Tabii sözel olarak anlatırken ufak tefek hatalı konuşmalar da oluyor. Onları dikkate alırsınız. Ama en önemli noktaları da yazılı olarak yine Ege Ders içine koydum. Oradan bakarak tekrar yapmanızda büyük fayda var. Sıkı çalışacağız arkadaşlar. Termodinamik zor değil. Ama sıkı çalıştıktan sonra örneklerde de gördüğümüzde bu termodinamik ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar eğlenceli soru testimize başlayacağız. Buyurun. Bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii her zaman. Bu gaz karışımları ünitesinde PR ve TR'yi birleştirip sıkıştırılabilirlik çarpanını buluyorduk ya tabloda. Evet. A15. Bu hal denklemleri, Van der Waals falan, bunlardan Z direkt formülde bulunabiliyor mu? Hiç onları, tablo kullanmadan. Hayır, onların ayrıntısına termo kitaplarından bakarsın, direkt kullanılmıyor. Anladım, sağ ol. Arkadaşlar, kağıt testini başlatayım bir saniye. Bunu da birlikte yapalım. Bu yoklama için önemli. Hem de şu ana kadar anlattıklarım bu görmem açısından, sizin neyi öğrenip öğrenmediğiniz görmem açısından önemli. İkinci önemli nokta yoklama açısından önemli. Bir kağıt testine başlayalım bir saniye. Hocam. Evet. Şu an ben işe gidiyorum hocam. Kağıtta katılamayacağım herhalde. Şu an yoldayım da. Onu nasıl yapabiliriz? O zaman böyle çok özel durumlar olduğunda bana dersten sonra mail at. Seni yok yazmayalım. Tamam hocam. Son sınava gireceğim hocam. Ben işe gideceğim. Dörtten sonra ben tamam, sınava katılacağım. Tamam. Buna katılma ama sen kağıta şu nedenle katılamadım. Kısa sınava katıldım diye bana bilgi notu attığın an sorun yok. Özel tamam, durumlarda hocam. Her zaman yardımcı oluruz. Tamam. Teşekkürler hocam. Evet, sistemde 94 kişi var. Şu anda 77 kişi girdi. Thank you.
Evet, başlatıyorum ben artık. Arkadaşlar süremiz doldu. 92 kişiden 79 kişi girdi. Tabii bu girmeyenleri ben tespit edip bunlara tabii özel durumlar hariç bunları yok yazacağız. Başlatıyoruz. Arkadaşlar yağ ve su karışımı saf madde değildir. Bunu dersin başında anlattık. 15 kişi saf maddedir demiş. Lütfen onlar bir saf madde tanımına tekrar baksınlar. Kimyasal bileşimi her noktada aynı ise saf madde. Yani yağla su karışımı baktığımızda yağla suyu bir bardağa koyduğumuzda birbirine karışmasa dahi o sistemi, o ikisi sistemi oluşturuyor. Bu sistemin her noktasında aynı kimyasal bileşim olmadığından dolayı saf madde değildir. Biz termodinamik bir de saf maddelerle çalışacağız. Burada yanlış yazmış tabii, sıcaklık ve basınca bağlıdır. Tabii bu anlaşılmıştır ama değil. Yani 3 kişi de hata yapmış. Doğru cevap 64 kişiye teşekkürler. Doğru cevap bu yeşil. Saf madde değildir. Bu tanımları iyi bileceğiz. Ben arkadaşlar sınavlarda saf madde olmayan bir şey sorar. Saf madde gibi işlem yapın. Yapıp yapmadığınızı da görmek isterim. Saf maddenin tanımını iyi bilin. Evet, geçiyoruz diğer soruya. Tabii burada birinci olana bakalım. 518, 611 hem doğru cevaplamış hem kısa sürede cevaplamış. Evet, 61 kişiye teşekkürler. Sabit basınç işlemi arkadaşlar. Şimdi bakın biz dik piston silindir düzenekleriyle çok çalışacağız. Kapalı sistem olarak da ele alacağız. Açık sistem olarak da ele alacağız. Yani o sisteme bir kütle giriş çıkışı varsa gerçekte araba motorlarında var. Hem kapalı hem açık sistem olarak ele alacağız. Ama kapalı bir sistemde dik piston silindir düzeneğinde her zaman sabit basınçta işlem yapılıyor. Çünkü bu piston hareket edebildiği için, hareketli sınır içerdiği için içerideki sistemin basıncıyla dış basınç toplamı hep birbirine eşit oluyor. Onun için sabit basınç işlemi, bakın bununla ilgili çok problem çözeceğiz ve karşımıza çok soru çıkacak. Sabit basınç işlemi almazsak hata yaparız. Sabit hacim işlemi 7 kişi için söyleyeyim, bir kapalı kap. Her tarafı kapalı bir kap, içerisi tamamen akışkanla doluysa o sabit hacim işlemidir. Orada basınç değişir. Tabii şu arkadaşlar, şu 7 kişide büyük sorun var. Sanki dengeli işlemi güzelce anlattık. Sanki dengeli işlemde sürtünmeyi göz önüne almıyoruz. Kesinlikle almıyoruz. Zaten şu anda sürtünmeleri göz önüne almadan termodinami işliyoruz. Gerçek durumlar üzerinde durmuyoruz. Ama ideal durumlar her zaman gerçek durumlarla ilişkili çok önemli sonuçlar doğurmuştur diyebiliriz. Tabii bu bir kişi yanlışlıkla cevap verdi sanırım. O dikkat etsin. Üzerindeki atmosfer basıncı dikkate alınıyor. Varsa tabii ama değişik durumlar da olabilir. Onları yeri geldikçe inceleyeceğiz. Evet, 519, 583 hızlı ve doğru cevap veren birinci kişi. Arkadaşlar bu soru benim için önemli. 76 kişiye teşekkürler. Gerçekten önemli.
Çünkü termodinamik bilen kişi artık basınca bağlı olarak her sıcaklıkta kaynama olacağını bilecek. Dersin başında da çeşitli basınçlar ve çeşitli sıcaklıkları göz önüne alarak konuşmuştuk. Onun için bu 76 kişiye tekrar teşekkürler. Bunu çok iyi şekilde öğrenelim. Ve size sorulduklarında su 100 derecede kaynar dedikleri an hayır demeye hazır olun. Her sıcaklıkta, her basınçta boyma sıcaklığı ve doyma basıncı olarak söz etmiştik. Kaynama olayıyla karşılaşıyoruz. Evet, 519-630 hızlı ve doğru cevap veren kişi. Tabii burada toplam puanlar da var. Sonuç olarak ilk üçü biraz sonra göreceğiz. İlk üçü. Evet, 61 kişiye tekrar teşekkürler. Arkadaşlar, hangisi gizli ısı içermez? Yani konuştuk, buharlaşma, donma, erime, yoğuşma gizli ısı içeriyordu. Burada tek buharlaşma yok ama bunlar da donma, erime ve yoğuşma da gizli ısı içeriyor. Sıkıştırma sıvı zaten hani sıkıştırma sıvıyla çalıştığımızda duyulur ısı içeriyor. Gizli ısı içer mi? Evet, sayının düşmesine üzüldüm. 48 kişiye teşekkürler arkadaşlar. Diğer kişiler de hatalarını tabii ki düzeltecekler. Ama şu sayının düşmesi, bazı soruların cevapları yıllardır bu dersin içindeyiz. Şu %48 ise yani başarı da %50'ye düşüyor daha sonra. Onun için diğer arkadaşlar güzelce tekrar etsinler ki bu hem başarıyı da yükseltelim. Islak buhar bölgesi kuruluk derecesi içeriyor. Sadece bu bölgede geçerli bir tanımlama bu. Diğer kızgın buhar bölgesi sıkıştırma sıvı bölgesinde tanımlı değil. Doymuş buhar noktası arkadaşlar özel bir durum. Yani kuruluk derecesinin bir olduğu bir durum, özel bir durum. Kuruluk derecesi nerede geçerli? Bu bölgede geçerli. Bu bir nokta, özel durum. Kritik noktadan zaten yani bir tanımlama yok. Kritik noktada özel bir durum, yine ayrıntısına şimdi girmeyeceğim ama sizden beklediğim cevap bu. Hani şu ikisini de işaretleyenler için hani fazla bir eleştirim olamaz ama sizden beklediğim şu anda bu. Islak buhar bölgesi. O zaman son bir tekrar diyeyim. Hani bu 5 ile bu 10'a fazla bir eleştirim yok ama ikisinden de yine şu cevabı beklerdim şu ana kadar anlattıklarımız için. Şunlar için de geçerlidir diyebiliriz ama o özel duruma şimdilik fazla ayrıntıya girmeyin. Evet, 6. sorumuz. Evet, 5 megabayt diye yanlış söylemiştim. Bak, 5 megapascal basınçtan itibaren kısmı doğru. O zaman sıkıştırma sıvı tablosuna başvuruyoruz. Bu 25 kişi mesela her basınçta demiş arkadaşlar. Sıkıştırma sıvı tablosu her basınçta yok. Hani yapsalardı kullanırdık. Ama neden yapmamışlar onu anlattık. 5 megapascal basınca kadar doymuş sıvının özelliklerine çok yakın sayısal değerler elde edildiğinden dolayı yapmamışlar. Onun için sıkıştırma sıvı tablosu 5 megapascal'dan itibaren var. Zaten elinizdeki tabloları açtığınızda
Sıkıştırma sıvı tablosunda göreceksiniz. 5 megapaskal var su için. Altında değerler yok. Son sorumuz. Evet, burada arkadaşlar bu 47 kişi yanıldı. Neden yanıldı? Hani bu sefer fazla eleştirim yok. Daha yeni öğrendik. V gerçek bölü V ideal olacak. Hani ben buraya tersini yazdım. V ideal bölü V gerçek. 18 kişi doğru söyledi. PV eşittir, pardon Z eşittir PV bölü MRT. Ama 47 kişi de yanılmasını bekliyorduk zaten. 18 kişi biraz daha dikkatli olarak cevap vermiş. Şu sarı da biraz yanıltıcı ama yeşil kısım hiç olmaz. Bu zaten yoğunluk. Yoğunluk nedir? P bölü RT. Evet, teşekkürler. Hem yoklama aldık hem de anlattığımız bazı önemli noktaları birlikte göz önüne almış olduk. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Kaot'un ilk girdiğim zaman oyundan attı ilk sorudan itibaren de beni. İkinci tamam. Sorudan sonra tekrar girebildim. Tamam. Hani yoklamada herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Yine hayır. Tamam. Bu Kaot'un bana bir Excel tablosu veriyor kim girdi diye. Sen ne zaman girersen gir orada o tabloda numaran yer alıyor. Tamam teşekkürler. Yoklama açısından bir sorun yok. Tamam arkadaşlar. Bu şu soru gelmiştir sanırım ekranınıza. Bugün kaotu yaptık. Bu sorudan önce tabii ki yine ara verelim. Arkadaşlar 10 dakika ara. Artık konuştuk ettik. Şimdi sayısal bazı örneklerle devam edelim. 10 dakika sonra görüşürüz.
Arkadaşlar 10 dakika süremiz doldu. Dersimize devam ediyoruz. Elinizde ders notları var ve bu soruların olduğu notlar var. Bunu birlikte ele alalım. Şimdi bir kaptaki su. Bak bir kapla başlıyor. Yani bu kap kapalı bir kap olabilir, açık bir kap olabilir. Artık duruma göre değişir ama bir kaptaki su demiş. Başlangıçta 150 derece santigrat sıcaklık ve 1000 kilopaskal basınçtadır. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça artıyor. Önemli bir nokta, hacim sabit sıcaklıkta artıyormuş. Yavaşça demesinin nedeni arkadaşlar sürtünme etkilerini dikkate almıyoruz. Sanki dengeli olarak çalışıyoruz. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta artıyor. Bu yavaşça kelimesini kullanmasa da olur. Bize onu vurgulamak istiyor. Ve basıncın 80 kilopaskal değerine düştüğü gözleniyor. 150 derece santigrat sıcaklıkta suyun boyuma basıncı 475.8 kilopaskal olarak alınır demişim. Yani bunu tablodan okumuşum. Artık siz tabloyu okumayı biliyorsunuz veya çalışacaksınız. Ona bir bakın. 150 derece, yani tablo A4'ü açtığınızda 150 derece santigradın karşısında doyma basıncı 475.8 kilopaskal olarak yazacak zaten. Süreç boyunca suyun sıcaklığı 150 derece sıcaklıkta sabit tutuluyor. Süreci PV diyarında gösterin diyor. Tamam. Arkadaşlar bir kere bakın. Sabit sıcaklık işlemi varsa aklımıza PV diyarımı gelecek. Neden? PV diyarımı içinde sabit sıcaklık eğrisi var. Yani TV diyarımda da biz bu işlemi yapabiliriz ama biraz daha karmaşık oluyor. Ama elimizde PV diyarımı var ve sabit sıcaklık eğrisi bunun içinde güzelce gösterilebiliyorsa PV diyarımıyla çalışabiliriz. Ama TV diyarımında da aynı şeyleri gösterebiliriz. Önce biz PV diyarımında çalışalım. Neden? Sabit sıcaklık işlemi varsa. Bak buraya yerleştirdik. T eşittir sabit 150 derece eğrisi bu şekilde olsun. Bakın bu şekilde çiziyorduk zaten PV diyarımı içinde. Sınavlarda böyle yapacağız arkadaşlar. P kilopaskalı buraya yazacağız. V metreküp bölü kilogram buraya yazacağız. Hayali elimizi böyle çizip kritik noktayı mutlaka burada göstereceğiz. Kritik noktanın burası başka, burası başka. Soruda 1000 kilopaskaldan başlıyor demiş bir noktası arkadaşlar. Ve 150 derece santigrattan başlıyor. Bir kaptaki su. Bakın su yani sıkıştırmış sıvı olarak başlıyor. Sonuç olarak yüksek sıcaklıkta, pardon yüksek basınçta, 1000 kilopaskal ve belli bir sıcaklıkta bir kaptaki suyu ele alıyoruz. Demek ki bu sıkıştırılmış sıvı. Bu bir noktasının buraya düşüp düşmediğini ayrıntılı olarak çalışacağız zaten de bu soruda buraya düşsün. Neden buraya düşsün? Bu soruda da şöyle belli o arkadaşlar. Ama daha ayrıntılı çalışacağız dediğim gibi. Bakın 150 derece sıcaklıkta suyun doyma basıncı 478.8 kilopaskal olarak verilmiş. 1000'in altında bir değer. Buraya yerleştirdiğimiz an zaten A noktası gördüğünüz gibi doymuş sıvıya düşüyor. Ama bir noktası sıkıştırmış sıvıya düşüyor 150 derece santigrat için. Yani bir noktasının sıkıştırmış sıvı bölgesinde olduğunu bize şu iki basıncın karşılaştırması söylüyor. 80 kilopaskal değerden düşüyor diyor. Şu 80 ile 475.8'i karşılaştırdığımızda zaten 80 noktasının kızgın buhar noktasına düştüğünü görüyoruz. Yani B noktasıyla karşılaştırıyoruz ki A ile B'nin basınçları aynı. Doyma basıncıdır bunun adı. A ile B arasındaki basınca biz doyma basıncı diyorduk. Ve A ile B arasındaki sıcaklığa da doyma sıcaklığı diyorduk. Burada sıcaklık sabit. Tamam. O zaman bir noktasından yol alıyor bu su. Ve iki noktasına bu şekilde geliyor. Kızgın buhara geliyor bakın. Neden burada kızgın buhar oluyor? Bakın yüksek basınçtan düşük basınca gelmişiz. Her basınçta su buharlaşır. Burada 475.8 kilopaskalda buharlaşmış ve 80 kilopaskal basınçta kızgın buhar noktasına ulaşmış. Ama sıcaklığı sabit tuttuğumuzda basınçla oynarsak PV diyarımını bu şekilde çizebiliriz. Bakın altta ne demiş? Doyma basıncı verilmiş. Doyma basıncı verilmiş. A ve V noktaları doyma basıncı ve doyma sıcaklığının başladığı noktalardır. Bu doyma basıncının verilmesi çok önemli. Yani sen önce istersen bunu buraya yaz. 475.8 kilopaskalı buraya yazdığın an bu doyma basıncı olarak yukarıda verildiği için A ile B arasını yazmış oluyorsun. Bunu buraya yaz, bu çizgiyi çiz. Hani bir noktası nerede? Nasıl bileceğiz? Bir noktası 475.8'den büyük olduğu için
Bu zaten sabit sıcaklıkta çalıştığımız için bu elin üzerinde olacak ve sıkıştırma sıvı bölgesine düşecek. Hani bunu rahatlıkla bu sayısal değerle karşılaştırdığımızda buluyoruz. 1 ile A arası demiş, hacim artıyor. Sıkıştırma sıvı bölgesi bak. Birden şuraya geliyoruz ama ne demek bu tarafa geliyoruz? Yani burası hacim. 1'in değeri şuraya düşüyorsa A'nın değeri şuraya düşüyor. 1 ile A arasında hacim artıyor bu tarafa doğru gittiğimizden dolayı. A noktası doymuş sıvı noktası. Tamam. Sabit sıcaklıkta basınç düştükçe hacim genişler. Burada görüyoruz zaten basınç düştükçe, yani şurası aşağı doğru indikçe bu tarafa doğru yol alıyoruz. Bu tarafa doğru yol almak ne demek? Hani V hacminin artması demek. Şu yönde ilerliyoruz. Basınç 475.8 kilopascal değerine düştüğünde su sabit basınçta kaynamaya başlar. Bunu da öğrenmiştik zaten. A noktasından itibaren bu tarafa doğru gittikçe kaynama başlıyor. AB arası ıslak buhar bölgesi, kaynama bölgesi. B2 arası kızgın buhar bölgesi. Bunları öğrendik. B noktası doymuş buhar noktası. A noktası doymuş sıvı noktası. Sonuçta B ile 2 arası yani kızgın buhar bölgesi. Burada zaten söylemişiz. Sınırdan ısı girişi var. Arkadaşlar sınırdan ısı girişi var ama sıcaklığı biz basınçla oynayarak sabit tutuyoruz. Zor bir işlem ama bunu yapmışız. Ve bu sabit sıcaklık işleminin PV diyagramını bu şekilde yazabiliriz. Siz aşağıda yazan bilgiler çerçevesinde bu sayısal değerleri de göz önüne alarak problemi bir kez daha tekrar edin. Gelelim başka bir giriş problemine. Bunlar giriş problemleri. 101.325 kilopascal sabit basınç altında su. Bak hemen başlangıçta sabit basınç demiş. Bu sabit basınç işlemi TV diyagramından yararlanmak daha güzeldir. Suyu ele almışız. 125 derece santigrat sıcaklıktan 50 derece sıcaklığa soğutuluyor. Soğutma işlemi var elimizde. Bu süreci TV diyagramında gösterin demiş. Tamam. Bak önce arkadaşlar TV'yi çiziyorsun. Birimlerini yazıyorsun. Hayali elimizi çizip kritik noktayı gösteriyorsun. Ondan sonra ne demiş? Basınç sabit demiş. Buraya bir sabit basınç eğrisi çiz. İster ısıtılsın ister soğutulsun eğrimiz böyle. Bunun şu yanına da P eşittir 101.325 kilopaskalı yaz. Bizim sabit basınç eğrimiz bu şekilde. Soğuttu mu oklar bu yönde, ısıtıldı mı diğer yönde olacak. O şu anda önemli değil. Bunu çizdik. Çok güzel. O zaman sayısal değerlerden birincisi 101.325 kilopaskalı zaten bu eğriye yerleştirdik. Su 125 derecede diyor. Yani bu başlangıçta yani. 125 derecede. Bu 125'i nereye yerleştireceğiz? Yani buraya mı, buraya mı? O zaman ıslak buhar bölgesi için yani doyma sıcaklığı ve doyma basıncını göz önüne alacağız. Basınç sabitse doyma sıcaklığı. Bu basınç bak atmosfer basıncı. Konuştuk daha önce. Atmosfer basıncında su 100 derecede kaynar veya ıslak buhar bölgesi 100 dereceye karşılık gelir doyma sıcaklığı olarak dedik. O zaman hemen şu ıslak buhar bölgesindeki şu çizginin değeri olarak 100 dereceyi buraya yerleştirdiğimiz an bize 125 derece verildiği için, bunun üzerinde verildiği için bir noktasının kızgın buhar bölgesine düştüğünü kesin olarak saptamış oluyoruz. Evet bir daha söyleyelim. 101.325 kilopascal yaklaşık 100 kilopascaldır ve bu atmosfer basıncıdır. Atmosfer basıncında su 100 derece sıcaklıkta kaynar. Veya ıslak buhar bölgesi 100 derece doyma sıcaklığına karşılık gelir. O zaman şu bölgeyi çizdik. Bu eğriyi çizdikten sonra şu bölgenin sıcaklığını tayin ettik. Bize verilen ilk sıcaklık buysa, bu da 100'ün üzerinde yer alıyorsa bir noktası burasıdır. Sonra diyor 50 derece sıcaklığı soğuyor diyor. Zaten soğuma, evet oklar bu yönde soğuyacak. 50 derece artık 100'ün altında yani. Bizim bu sabit basınç eğrisini burada kesiyor 50 derece. Burada kesiyorsa iki noktası zaten sıkıştırma sıvı bölgesine düşüyor. Hem 100 derecenin altında çalıştığımız için sıkıştırma sıvı bölgesine diyoruz. Zaten soğutulduğu için de bu noktada kestiği için 50 derece buraya ulaştığı için bunu rahatlıkla TV diyagramında görüyoruz. Bakalım başka önemli bir nokta var mı? Yazdıklarımıza bakalım. 101.325 kilopascal su yaklaşık 100 derece. Yaklaşık 100 derecede kaynar. Yani doğrusu bunun 99.1 değer demiştim. Ama onu kitaplar 100 derece olarak alıyor. Biz de öyle alacağız. 125 derece santigrat büyük 100 derece santigrat.
derece santigrat. Halbir kızgın buhar bölgesinde, bak aşağıda yazmışım, onu da birlikte tayin ettik. Soğutuluyor demiş, yön belli. Bir halinden iki haline doğru yol alacağız. 50 derece santigrat, derece santigrat küçük, 100 derece. Hal 2 sıkıştırma sıvı bölgesinde diye tekrar not etmişiz. Islak buhar bölgesi 100 derece santigrat, derece santigrat ve 101.325 kilopascal. Yani ıslak buhar bölgesinde T doyma ve P doyma geçerli arkadaşlar. Islak buhar bölgesinde o zaman doyma sıcaklığını 100 derece santigrat, doyma basıncını da 101.325 kilopascal olarak yazabiliriz. V1 büyük, V2 bakayım, ha hacim küçülüyor. Zaten soğutmada hacim küçülüyor. Hacim büyük miktarda azalıyor demiş. Tamam. Bakın bu da önemli. Bu derste bahsettik. A noktasında yoğuşma başlayacak. Doymuş buhar noktası. Bakın. Ne demiştik? Bir noktasından doymuş buhar noktasına geldiğin an buraya yoğuşma sınırı demiştik. Burada yoğuşma başlar. Mesela herhangi bir soru der ki şu basınçta, şu sıcaklıkta kızgın buhar bölgesindeki su yoğuşma sınırına ulaşıyor. O zaman nereye ulaşıyor? Doymuş buhar noktasına ulaşıyor demektir. B noktasında buhar tamamen sıvıya dönüşmüş olacak. Bakayım ha. B noktası da doymuş sıvı noktası zaten. Burada soğutma işleminde burada tamamen sıvıya ulaşır. Sıvıya dönüşür. Sınırdan ısı çıkışı var. Tabii ki soğutma işlemi var. Sınırdan. Sonuçta şu olayı ne sağlıyor? Sınırdan, bu sistemin sınırından olan ısı çıkışı sağlıyor. Sistem sınırı denilen olayları ayrıntılı işlemiştik. Evet, kavram soruları olarak üçüncü sorumuz şu şekilde olsun. Yine yaklaşık 100 kilopascal, yani 101.325 kilopascal'ı almışız. Sabit basınç altında su. Yine sabit basınçta çalışıyoruz. -10 derece santigrat sıcaklıktan, o katı halden yani, 150 derece santigrat sıcaklığa, yani artık kızgın buhar mı olduğunu göreceğiz. Kızgın buhara ısıtılıyor. Bu süreci TV diyagramında gösterin demiş. Bak, TV diyagramının birimleriyle yazdık. Kritik noktayı da gösterip bizim hayali eğrimizi çizdik. Ama bak, hayali eğri arkadaşlar şöyle geliyor. Şurada böyle iki çizgi ayrılıyor. Su için böyle. Çünkü -10 derecede başlıyoruz. A noktasında katı halde, katı fazında. -10 derecede basınç, bir atmosfer basınç. 101.325 kilopascal. O sabit eğriyi şöyle çizdik var. O bu şekilde gelecek. -10'dan devam edelim. Burada katı. 0 dereceye kadar bu katı hal devam eder. 0 derece B noktası, B ile C arası arkadaşlar, burada faz değişimi var, erime başlıyor. C noktasından D noktasına sıkıştırma sıvı olarak gidiyor 100 dereceye kadar. B ile E arası faz değişimi, buharlaşma başlıyor D'de. Şurada erime. Bak bunu güzelce su için. Hani biz hep şu hayali eğriyi ele almıştık. Su için şu kısımları göz önüne almıştık. Şu katı kısmı göz önüne almamıştık. Ve şuradaki erime olayını. Biz C'den başlatmıştık olayları. Ama A'ya kadar inersek bu şekilde. Gerisini biliyorsunuz zaten. E ile F arasında artık E'de doymuş buhardan. Burada kızgın buhara dönüşüyor. 100 derece burası her zaman. D ile E arası var. Kritik noktayı içeren bu hayali eğrinin içindeki bu D, E arası her zaman buharlaşma. Eğer bir atmosfer basınçta çalışıyorsak buranın doyma sıcaklığı 100 derece. Bir atmosfer basınçta çalışıyorsak BC arasının sıcaklığı 0 derece evrime. 150 derecede 100 derecenin üzerinde olduğu için F noktası kızgın buhara dönüşüyor. Bak buraya güzelce yazmışım. AB arası, CD arası, EF arası duyulur enerji içeriyor. Sistem için bak bu. Sistemde duyulur enerji ve gizli enerji geçerlidir. Isıl enerji diyoruz. İkisinin birleşimine ısıl enerji diyoruz. B ile C arası ve D ile E arası gizli enerji içeriyor. Yani faz değişimi içeriyor. Aşağısını okuyalım. Su 101.325 kilopascal da ise 0 derecede katı sıvı faz değişimi, 100 derecede sıvı gaz faz değişimi olur. Su başlangıçta buz katı olacaktır. -10 dereceden 0 dereceye ısınma olacaktır AB arası. 0 derecede buz tamamen sıvı olana kadar eriyecektir.
BC arası, BC arası 0 derecede buz tamamen sıvı olana kadar eriyor. Sıvı su küçük hacim değişimiyle 100 dereceye ısınacaktır. CD arası, yani buraya sıkıştırma sıvı diyorduk, CD arasına. D noktası doymuş sıvı noktası, buharlaşma başlıyor. DA arası doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı, yani 100 derecede, bak burada doyma sıcaklığı bu. Ve E noktasına geliyoruz. Doymuş buhar noktası. Kaynama bitiyor E noktasında. Evet. Su buharı 150 derecelik son noktaya kadar ısınmaya devam ediyor. E ile F arası kızgın buhar bölgesi. Bunları artık çalıştık üzerinde zaten. A, B, C, D hacim değişimi az. Bakın bu da önemli. A, B, C, D. Bu arada hacim değişimi az. Bak diğerine nazaran, şu araya nazaran. Hacim değişimi az. Demek ki katı erime ve sıkıştırılmış sıvıya gelirken hacim değişimleri az oluyor. Zaten şu, bakın, şu eğrinin karakteristiği, yani neredeyse dike yakın. Burada daha bir eğimli gidiyor. DEF hacim değişimi çok. Zaten şurası belli. E ile F'de de belli bir eğimde artık hacim değişimi çok. Bunlar da önemli bilgiler arkadaşlar. Şu bölgedeki hacim değişimini bazen göz önüne almayabiliriz ama şu taraflar için hacim değişimleri önem kazanıyor. Tabii ki sınırdan ısı girişi var. Arkadaşlar şu soruyu siz inceleyeceksiniz. Bunun üstünde fazla durmayacağım. Sonuçta güzelce 3 tane soruda bazı noktaları anlattık. Bakın burada PT diyagramı da dahil etmişim ben. Şu katı, sıvı, buhar bölgeleri, üçlü nokta, şurada gördüğünüz gibi sıvı buhar fazı ve kritik noktanın olduğu noktadan itibaren şurada sıvı buhar fazı var. Şurada süblimasyon bölgesi var veya çizgisi var. PT diyagramın üzerinde de bu soruları modellemişim. Güzelce çalışın. Bu soruyu burada anlatmayacağım. 1, 2, 3, C şıkkına kadar sorumuz var. Güzelce çalışın. Kafanızda bir soru işareti olursa bana yazın. Bir dahaki derse tartışırız. Ama PV diyagramı üstünde çalışmıştık. PT diyagramında bunu nasıl dönüştürürüz? Burada var. Evet. Gelelim önemli öteki sorulara. Arkadaşlar elinizde bu sorular var. Hemen bir dakika ben kendi notlarıma bakayım. Size bu soruları ben uygulama soruları, ders 03 uygulama soruları PDF olarak verdim. O soruları ben de bir açayım. O soruları şimdi bazılarını yapacağız arkadaşlar. Bunu yazılı olarak elinizde var ve çıktı olarak alın demiştim. Elimizde bulunsun. Bu soruları çok önemli. Bu soruların hepsi çok önemli. Birlikte şimdi ele alacağız. Arkadaşlar soru 1 ile başlayalım. Sağ madde uygulama soruları diye başlangıçta yazmışım zaten PDF içinde. Soru 1'i ele alalım. Soru 1'i ele alırken arkadaşlar her sorunun altında bilgiler var. Bak, bu bilgiler çok önemli. Bu da benim özgün bir çalışmam. Soruları çeşitli kitaplardan derlediysem de hem bilgi notları hem de çözümler, ayrıntılı çözümler bana ait. Bu çerçevede her türlü bilgiyi tekrarlamanızı ve öğrenmenizi istediğimden dolayı bu sorular, bilgi notları ve çözümler önemli. Son kez bu şekilde söyleyeyim. Ve soru 1 ile başlayalım. 2.1 metreküp hacmindeki kapalı depoda, kapalı kapta. Bak, kapalı kap lafını parantez içinde yazdım. Bunlar önemli artık. Önemli sorulara başlıyoruz. Kavram sorularını bitirdik, sayısal sorulara başlıyoruz. Kapalı depo demek, kapalı kap demek, sabit hacim problemi demek. Biraz sonra ele alacağız. 220 derece santigrat sıcaklıkta su buharı vardı. Hocam. Evet. Hocam, şey biz göremiyoruz soruları. Şu soruyu görmüyor musun? 2.1 ile başlayan. Yok, göremiyoruz. Hemen yani o zaman. Ha, görüyoruz. Buraya bekliyoruz. Ha, tamam. Hani onu görmüyorsan hemen paylaşayım. Arkadaşlar ben hem sizin gördüğünüz sayfa önümde açık hem de bilgi notlarının olduğu sayfa önümde açık. Sonuçta sizin gördüğünüzü kullanarak soruyu çözeceğiz zaten. Evet, 220 derece santigrat sıcaklıkta su buharı vardır. Hemen ne olduğunu vermiş. Bu su buharı arkadaşlar kızgın buhar mı?
Bakın iki türlü olabilir. Su buharı doymuş buhar olabilir, kızgın buhar olabilir. Bunları biraz sonra modelleyeceğiz. Bu soru bir önemli. Hepsi önemli de soru bir önemli. Çünkü ayrıntıya giriyoruz artık. Nasıl soruları çözeceğimizi öğreneceğiz. Depodaki hacmin üçte biri sıvı fazla. Geri kalan ise buhar fazındadır. O zaman arkadaşlar yani hem sıvı fazla hem buhar fazla var demek zaten bize bir ipucu veriyor. Depodaki buharın basıncını kilopaskal olarak doymuş karışımın kalitesini. Kalite ne demekti? Kuruluk derecesi demekti yüzde olarak. Ve karışımın yoğunluğunu kilogram bölü metre küp olarak belirleyiniz demiş. Tamam. Adım adım yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İlk sorudan itibaren ayrıntılı çözelim. Daha sonra bu kadar ayrıntıya girmeyeceğiz. Dediğim gibi kapalı sistemlerde termodinamiğin birinci yasasını işlerken bunların hepsi bize lazım olacak. Orada hızlı hızlı geçeceğiz. Kapalı depo demek, kapalı kap demek, sabit hacim problemi demek. Bunun içi tamamen arkadaşlar akışkanla dolu ve hacim sabit sonuçta, hacim değişemiyor. Kapalı kap. Adım adım bak çözüyoruz, bunu görüyorsunuz. Sonra sistem demişiz, sistem su. Zaten sudan bahsediyor. Hangi bölgedeyiz kısmı artık bizim için çok önemli. Çünkü ona göre tablo kullanacağız, ileride ona göre eşitlikler kullanacağız. Hangi bölgedeyiz? Arkadaşlar soruda ne demiş? Üçte biri sıvı fazla, geri kalanı ise buhar fazındadır demiş. Yani sıvı buhar karışımı var. Biz bu sorudan anlıyoruz ki doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı bölgesindeyiz. Biz buna kısaca ıslak buhar bölgesi diyeceğiz. Sorudan bunu anladık. 220 derece santigrat. Tamam. Hacim verilmiş, hani T'yi biz 220 yazdık, hacim verilmiş 2.1 metreküp yazdık. Tamam, bunları yazalım arkadaşlar, önemli bilgiler. Ne verildi size soruda? Böyle adım adım analiz ediyoruz. Özellikle sabit hacim problemi bizim için önemli, ıslak buhar bölgesinde olduğumuz önemli. Ve ne demiş? İçeride sıvı fazla ve buhar fazında karışım var. O zaman bizim VF ile VG'yi bulmamız lazım. Bak, büyük VF, büyük VG yazdığımız zaman 20 metreküp. Arkadaşlar bunu neye yazdık? Buradan özgül hacme geçeceğiz zaten. Büyük V 2.1 metreküp olarak bak burada verilmiş. Bunun üçte biri diyor sıvı fazla. O zaman sıvı fazın hacmi tabii ki 2.1 metreküp bölü 3 olacak. 0.7 metreküp sıvı faz için. Geri kalanı nedir? Gaz fazı için. Büyük VG ne olur? Burası 1 bölü 3 ise burası 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3 çarpı 2.1 metreküp 1.4 metreküp buhar fazındaki hacim. Sıvı fazındaki hacim ve buhar fazındaki hacim metreküp olarak belirledik. Bu dursun, bize lazım olacak. Karışımın yoğunluğu isteniyor, orada da lazım olacak. Arkadaşlar, bu şekilde modelledikten sonra grafikle çalışmak çok önemli. Bakın ben ikisini de burada vermeye çalışmışım. TV diyagramı ve PV diyagramı. Önce TV'den gidelim. TV diyagramıyla çalışıyorsak bu şekilde çiziyoruz dedik. Hayali eğrimiz, kritik noktamız belli ve sabit basınçta çalıştığımız için bu soruda sabit basınç eğrisi belli. Sistemin bulunduğu temsili nokta bu şekilde olsun dedim. Neden ben bunu önceden böyle diyebiliyorum? Soruda demiş, doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı var. O zaman temsili olarak burada olacak bizim noktamız. Yani şu noktayla şu nokta arasında olacak. Şurası ne? Doymuş sıvı. Şurası ne? Doymuş buhar. Doymuş sıvıda x0 demişim, doymuş buharda x1 demişim, tamam. Bu ikisi arasında bir yerde olacak. Bu nokta ister burada da olabilir. Yani ben temsil olarak buraya koydum. Tamam, uzatmayalım. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Bak buraya ıslak buharı da yazmışım. Bundan sonra böyle yazacağız. Burası SS sıkıştırmış sıvı, burası KB kızgın buhar, burası da İB ıslak buhar. Temsil olarak buradaysak bizim hacmimiz bu. Yani özgül hacmimiz. Şu anda özgül hacmimizin sayısal değerini bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz biz? VF ile VG'yi biliyoruz. Biraz sonra onu hesaplayacağız. Ve biz temsil olarak burada çalışıyorsak arkadaşlar bizim V değerimiz, yani sorunun V değeri, özgül hacim değeri bu VF ile VG arasında olmak zorunda zaten. Ve kuruluk derecesi de 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Ne bu noktadayız ne bu noktadayız. Bu iki nokta arasındayız. X için çalışırken de 0 ile 1 arasında veya %0 ile %100 arasında değişecek. Tamam. PV'ye bakalım. Arkadaşlar PV'yi de böyle kritik nokta göz önüne alarak bu hayali eğrimizi çizdiğimizde yine değişmiyor. Değişen ne?
Şu aradaki eğri sabit sıcaklık eğrisi ama V olarak şurada çalışıyoruz. Aynı şey. Şurada nasıl noktayı temsil olarak buraya yerleştirdiysek burada da ıslak buhar bölgesinde temsil olarak buraya yerleştirebiliriz. Buradan özgül hacmi okuyacağız. PV ve TV diyagramlarını bu şekilde basitçe çizebiliriz. Gelelim ayrıntılı bilgilerimize. Islak buhar bölgesi tablosu A4 ve A5'ten oluşuyordu arkadaşlar. İki tane tablomuz var elimizde ama birinde sıcaklık başta verilmiş. Bize de 220 derece santigrat verilmiş soruda. Soru elinizde var sizin, onun için ben fazla böyle yukarı aşağı almayayım. 220 derece santigrat verilmiş ve arkadaşlar soruda diyor ki ıslak buhar bölgesinin içinde bulunuyoruz. O zaman bu sıcaklık direkt zaten doyma sıcaklığına eşit. Islak buhar bölgesi için sıcaklığın adı doyma sıcaklığı olur demişim. Sıcaklık belli ve T doymaya eşit 220 derece santigrat. O zaman kesinlikle tablo A4 kullanılacak. 220 derecenin karşısındaki değerleri artık okuyabilirsin. Arkadaşlar ben okuduğumda TD 220 derece santigrat için T basıncını 2319.6 kilopaskal olarak okuyorum. Sorumuz ıslak buhar bölgesine ait olduğu için şu değer zaten doyma basıncına karşılık geliyor. Islak buhar bölgesi için basıncın adı doyma basıncı olur. O zaman A şıkkında ne sormuş hemen bakayım. Depodaki buharın basıncı zaten depodaki buharın basıncı doyma basıncıdır. O da tablodan okuduk. Tablo A4'ten 2319.6 kilopaskal. Tamam. A şıkkını halletmiş olduk. Bakayım B şıkkı kuruluk derecesini soruyor. Tamam öyle devam edelim. Kuruluk derecesi sadece ıslak buhar bölgesinde geçerlidir. Kartta da bu soru çıktı. Sadece o bölgede geçerli. Bakın ben burada ayrıntılı bilgi veriyorum. Yani sonuç olarak soruda doymuş sıvı noktasında x 0 olur. Doymuş buhar noktasında x 1 olur. Islak buhar bölgesinde bu arada olur. Tamam bizim tanım neydi? Kuruluk derecesi buharın kütlesi bölü toplam kütle. Toplam kütleyi de MF artı MG olarak yani sıvının, doymuş sıvının kütlesi artı doymuş buharın kütlesi olarak yazıyoruz. Buradan da önemli bir noktaya geleceğiz şimdi. Hacim nedir arkadaşlar? Kütle çarpı özgül hacim. Sonuçta bu kilogram, bu metre küp kilogram. O zaman metre küpü verir. MF nedir? Şuradaki MF kütle. Şuradaki biz kütleyi çekersek arkadaşlar kütle neydi? Hacim bölü özgül hacim. MF yani durmuş sıvı için nedir? O zaman VF bölü küçük VF. Şurası çok önemli. VG için nedir kütle olarak? VG bölü küçük VG. Burası da önemli. Ve önemli başka bir nokta. Tablo A4'te 220 derece santigratta çalışıyorsak VF ve VG'nin sayısal değerleri var. Bunlar bizim için hesaplanmış ve deneyler sonucu elde edilmiş. VF 0.00190 metreküp kilogram. VG de işte burada okuduğunuz değer. O zaman arkadaşlar VF'yi yukarıda hallettik. Burada bakmak zorundayım. Evet hallettik 0.7. Ve şunu yukarıda hallettik. Şöyle dursun. Şu VF'yi yukarıda hallettik. Bunu da tablodan okuduk. O zaman kütle hemen karşımıza çıktı. 588.235 kilogramlık burada doymuş sıvıda bir değer var. Doymuş buharda ise MG arkadaşlar 1.4 metreküp zaten hesaplamıştık. Bunu şu değere 0.086 0.94 tabloda ne varsa hepsini alıyoruz. O zaman burası 16.261 kilogram çıkıyor. Bizim toplam kütlemiz yani belli artık. İkisini toplarsak 604.496 kilogram. Bak buradan doymuş karışımın kalitesini yani kuruluk derecesini hesaplayabiliriz. MG'yi zaten şurada hesapladık 16.261. Toplam kütleyi de hesapladık 604.496. Böldüğümüzde bu çıkıyor. Virgülden sonra 3-4 basamak almakta büyük yarar var. Çünkü bu boyutsuz bir sayı 0.0269. Bu sıfırla bir arasında değişecek dedik. Bakın yani sıfıra daha yakın. Yani yorumlama yapıyoruz şimdi. X'ten çok küçük. Bunu yüzde olarak gösterirsek bunu yüzde çarptığımızda yüzde yani yüzde 2.69 olarak da bakın soruda yüzde olarak cevabı verin demiş. O zaman yüzde 2.69 kuruluk derecesi veya buharın kalitesi
veya karışımın kalitesi. Arkadaşlar güzel bir soru. Yeni bilgiler de öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi gözden geçiriyoruz. Sistemin yerini başlangıçta temsili olarak göstermiş demişim ben. X eşittir 0.0269 için V'yi de belirledikten sonra tam yerini saptayabiliriz. Bak, X'i belirledik tamam ama özgür hacmi daha belirlemedik. Bunu da belirledikten sonra tam yerini saptayabiliriz. Ne demek istiyor arkadaşlar? Grafiğimizde bak, kritik nokta bizim için çok önemli demiştik. Kritik noktanın V değerini şöyle indirirsek bu tabloda var veya sayısı olarak biliyoruz. Arkadaşlar tablo A4 ve A5'in en sonuna bakarsanız en son değerler kritik nokta değerleridir. Onun için kritik noktayı biz hani değerlerini tabloda nasıl okuyacağız aklıma gelmişken söyleyeyim. Tablo A4 ve A5'in en son değerleri. O zaman kritik noktanın şu hacmi belliyse arkadaşlar şu hacim değeriyle şu bulduğumuz hacmi karşılaştırdığımızda bu hacimden büyükse bu V tamam burada yer alır. Ama bu hacimden küçükse şurada yer alır. Onu demek istiyor. Bu soruyu ayrıntılı olarak ele alıyoruz. B şıkkını hallettik. Son şıkka gelelim. Yoğunluğu istiyor. Yoğunluk ne? 1 bölü özgür hacim. Kilogram bölü metreküp biriminde 1 bölü özgür hacim. Özgür hacim nedir? Metreküp bölü kilogram olarak onu belirleyeceğiz. Sorumuzun özelliğinden dolayı arkadaşlar bu sorunun özgür hacmi VF ile VG arasında yer alacak dedik. Tamam. Bu bilgi bizim için önemli. Ve gelelim önemli bir noktaya bakın. Derste anlatmadım. Bu sorunun içinde anlatmak için anlatmadım. Şu an yapacaklarımız çok önemli. Büyük V'yi biz büyük VF artı VG olarak yazabiliriz. Metreküp biriminde. Islak buhar bölgesi için bunları yazıyoruz. Tabii ki. Ve büyük VF ile büyük VG'nin toplamı bizim toplam hacim. Arkadaşlar hacim neydi? Kütle çarpı küçük V. Yani özgür hacim. Bu V, büyük V yerine bunu yazalım. Bunun yerine MF, VF yazabiliriz. Bunun yerine MG ve VG yazabiliriz. Tamam. Her tarafı M'ye bölelim. O zaman şu aradığımız V tek başına kalır. Bu MF'nin altına M gelir. MG'nin altına M gelir. Tamam. Arkadaşlar önemli bir noktaya geldik. Bak burası çok önemli. Bu MG bölü M'yi biraz önce çalıştık. X'ti. Buharın kütlesi bölü toplam kütle x'ti. Demek ki şunun yerine x'i yazabiliriz. Çok güzel. Kulluk derecesi olarak buraya yazmışım. Vg'yi de doymuş buhar noktasının özgür hacmi olarak yazmışım. Doymuş sıvı noktasının özgür hacminin yanında ise mf bölü m kaldı. Şimdi bunu çalışalım. Bunu çalışalım. Şuraya ne gelebilir? Arkadaşlar kütle mf artı mg idi. Tamam. Bu yukarıdaki eşitlikten yararlanarak arkadaşlar M eksi G'yi bu tarafa atalım. Tek elimizde MF kalıyor. Bak MF'yi tek başına bıraktığında M eksi BG'ye eşit. Yine her tarafı M'ye bölelim. Otomatik olarak şu MF'yi tek başına bıraktığımızda o M eksi MG'ye eşittir. Tamam burası anlaşıldı. MF'yi tek başına bıraktık. Yine ikisini de M'ye bölelim. Çünkü şurada MF bölü M vardı. MF bölü M. O zaman burası M eksi MG bölü B. Bunu açarsak M bölü B eksi MG bölü M. Kütlelerin oranı şurası 1. Şunu da zaten biraz önce çalıştık. X. O zaman 1 eksi X. Yani ne demek istiyoruz? Şuraya X olarak yazdıysak burayı da X olarak yazalım. Ama burası 1 eksi X olarak karşımıza çıktı. Çok güzel. Bak kuruluk derecesinden özgür hacme geçiş. Yani kuruluk derecesimiz özgür hacimlerden de. Daha doğru söyleyeyim. Kuruluk derecesini biz kütleyle hesaplayabileceğimiz gibi özgür hacimle de hesaplayabiliriz. Oraya geçiş yapıyoruz. Bu bulduklarımızı şurada yerine yerleştirelim. Küçük V eşittir 1 eksi X bulduk. Buraya küçük VF'nin yanına bu geldi. Zaten şurayı halletmiştik. Tamam. Arkadaşlar şu parantezi açalım. VF'yi 1 ile çarparsan burası VF. X'i VF ile çarparsan burada eksi var. Burası eksi. X VF artı X VG kaldı. Matematik olarak bunu yeniden düzenleyelim. VF buradaysa diğerlerini X parantezine alalım. Bak buraya X parantezine aldıysam burada da artı varsa şuraya VG gelir. VG'nin yanı artı. Buraya da eksi VF gelir. Şurası eksi. Yani şöyle toparladık ve çok önemli bir sonuca ulaştık.
Özgür hacim eşittir VF artı X VFG. Ne demek istemiştim ben biraz önce? X'i biz kütlelerin oranından, yani şurası, şu MG bölü B, X'e eşittir kütlelerin oranından bulabileceğimiz gibi X'i V'lerin oranından da bulabiliriz. Burada X'i tek başına bıraktığında ne olur? V eksi VF bölü VFG olur. Bu VFG neydi? Şunlara kısaca biz arkadaşlar şu farka kısaca VFG diyoruz. Şu elde ettiğimiz eşitlik çok önemli. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Aynı şeyler arkadaşlar iç enerji için, yani özgür iç enerji için, özgür entalpi için, özgür entropi için yaparsan aynı sonuca ulaşıyorsun. Yani şu yazdığımız sonuca ulaşıyorsun. U da ıslak buhar bölgesi için yalnız bak. U da UF artı X UFG eşit. H de HF artı X HFG eşit ıslak buhar bölgesi için. Islak buhar bölgesindeki H'yi bulmak için HF'yi ve HFG'yi saptamamız lazım. Entropi için de aynı şeyi yazacağız. Entropi de SF artı X SFG'ye eşit. Islak buhar bölgesi için. Şu arası ders bilgisiydi arkadaşlar. Bunu güzelce size anlatmaya çalıştım. Gelelim sorumuza. VF'yi ve VG'yi tablodan okuduk. Artık VFG'yi saptayabiliriz. Bu ikisinin farkı. VG eksi VF farkı. O 0.08494 çıkmış metreküp bölü kilogram. Artık V'yi buluyoruz. Şurada zaten son formülümüz buydu. VF elimizde var. Şurada var. Şu ikisinin farkı da VFG olarak var. X değerini de bulduk. X değerini de bulduk. O zaman V'yi, yani özgür hacmi 0.00373 metreküp bölü kilogram olarak bulduk. Arkadaşlar bu soru çok önemli. Siz de bir kez tekrar edin. Hem ders konusu anlattık. Yani şu eşitliği nasıl elde ettiğimizi veya şunları nasıl elde edebileceğimiz hakkında bilgi verdik. Bu çerçevede özgür hacmini de bulduk. Bu soruda yoğunluğu istiyordu. Yoğunluk zaten 1 bölü V. Yani bunu dersine alırsak 270.05 kilogram bölü metreküp C şıkkı. Evet, gelelim yine TV diyagramının önemine. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Kritik noktanın V kritiğini biliyoruz. Arkadaşlar tablodan bakınca 0.00316 metreküp kilogram. Bizim V değerini bulduk. 0.37 bak şurası 37, şurası 31. Yani V değeri V kritikten büyük. Tam yeri o zaman kritik noktanın bu tarafıymış. Yani şuradaymış tam yeri. V'nin tam yerini. Tam yeri ne demek? Kritik noktayla karşılaştırıyoruz yani. Kritik noktanın bu tarafında doymuş buhar noktasına yakın. Bu basınç ve bu sıcaklık için burada. Yani farklı basınç ve sıcaklıklar için burada da olabilir. Kritik noktanın tam üzerine de dönüşebilir. Islak buhar bölgesinde geçerli işlemlerimizi yaptık. X'in tam yerini bak sayısallarında buraya da yazmışım. Sistemin bulunduğu nokta bu. Sistem ne? Su. Suyun bulunduğu nokta X için bu. Buna hal noktası diyoruz. Hani hal 1, hal 2'den bahsettik ya, biz şu anda sadece bir hal noktasını göz önüne alarak bu problemi çözdük. Evet, buraya tüm sayısal değerleri ben yazmışım. Hesaplanan özgür hacmimiz bu. Tablodan şu 3 değeri okuyabiliyoruz arkadaşlar. Bakın onu da yapalım. Bu V değeri 0.0037 ya. Bak bu 0.086, yani VG'den kesinlikle bu küçük olmak zorunda küçük. VF'den kesinlikle büyük olmak zorunda büyük. Tamam. Şuraya da özetlemişiz. X 0 ile 1 arasında değeri bu. Ve VF ile VG arasında olmak zorunda. Ama bu soruda ne bulduk? V kritik ile VG arasında bulduk. Bak. Tamam. Sistem kritik özgür hacim değerinin sağ tarafında kaldı. V büyüktür, V kritik. Tamam. Sistem bu hal noktasında iken sınırdan ısı girişi olursa sabit hacimde ısınacak ve yukarı doğru yol alacaktır. Bak bu bilgi de çok önemli. Buna ek bilgi olarak yazmışım. Arkadaşlar problem sabit hacim problemi. Sabit hacim problemi ne demek? Şu özgür hacmin değerinden farklı bir değerde çalışamıyoruz. Biz bu soruda bir noktasını bulduk. Bak burası, yani bir noktası diyelim şimdi. Şu noktayı bulduk ve sabit hacimde çalışırken bu kapalı kabı ısıttığımız an ısıtma ne demek? Ok yukarı doğru gidecek demek. Ne sağa ne sola gidebiliriz. Çünkü sabit hacim. Sabit hacim de yukarı doğru gidebiliriz. Bu çok önemli bir bilgi. Bununla ilgili sonra çalışacağız. O zaman bir noktasından
bir noktası hal 1 ise, hal 2'ye geldiğimizde doymuş buhar noktasına ulaşmış isek, gideceğimiz çizgi, dik çizgi bu şekilde. 2 noktasına itibaren ısıtmaya devam edersek 3 noktasına ulaşıyoruz. Bak, 3 noktası kızgın buhara dönüşüyor ve 3 noktasının basıncı birden büyük. 2 noktasının basıncı birden büyük. Yani bu kapalı kabı ısıttığımızdan basınçlar giderek artıyor. Belli bir noktada patlayacak zaten bu. Yani fiziksel olarak bu kap dayanamaz, patlar. Buhar kazanları nasıl patlıyor? Arkadaşlar, buhar kazanları da bizim için çok önemlidir. İçerideki basıncı kontrol edemiyorsak ve basıncı çok artıyorsa buhar kazanı patlar. Sabit hacimde bu çok önemli. Bak, bir nokta daha var. Bunları ben ek olarak yazdım buraya. Kritik noktanın bu tarafında çalışıyoruz ve kritik noktanın bu tarafında bir noktası yer alıyorsa ve biz bunu sabit hacimde ısıtıyorsak, bak gidiyor bu, en son kızgın buhara ulaşıyor. Ama herhangi bir problemde biz V'yi kritik noktanın altında bir değer bulursak, bir noktası yine burada yer alacak. Burada çok ama özel bir durum oluyor, bak değişik bir durum oluyor. Ama biz yine sabit hacimde bunu ısıtırsak, bak gidiyor bu, doymuş buhar yerine doymuş sıvıya erişiyor. Yani şuradaki ıslak buhar karışımındaki buhar yok oluyor. İki noktasına geliyor, doymuş sıvıya erişiyor. Hatta daha da ısıtırsak sıkıştırmış sıvıya erişiyor. Bak, çok önemli. Kritik noktanın bu tarafında çalışıyorsak ve bu tarafında çalışıyorsak önemli demiştik. Sabit hacimde işlemler yaparsak, ki biz sadece bu problemde bir hali göz önüne aldık. Ama ileriki problemlerde bu bir halinden başlayıp biz bunu çeşitli hallere getireceğiz. Bu durumda ne olur? Bak, burası çok önemli. Burada yine basınç arttı, bak. Sıkıştırmış sıvıda da ulaştığımız halde kap patlayacak. Basınç artıyor. Bu yüksek basınçta biz bunu sıkıştırmış sıvı olarak tutabiliyoruz. Tabii buradaki sıcaklıkları saptayabiliriz. Şuradaki sıcaklıkları saptayabiliriz. Hep onlar 3 noktasının sıcaklığını saptayabiliriz, 2'yi saptayabiliriz. Hep ileriki derslerde karşımıza çıkacak. Arkadaşlar, adım adım gidiyoruz zaten. Hani bu kısımları çok iyi öğreneceğiz. İleride bundan ayrıntısına girmeyeceğiz. Hemen şak 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 burada sıcaklıkları, basınçları tespit edeceğiz. Bak, buraya ısıtma da yazmışım. Bizim bu problemin alacağı son hal bu. Burası VF, burası VG, burası V kritikse ve biz burada bir noktası veya bir hali burada bir noktası da diyebiliriz. Islak buhar bölgesinde bunun basıncı belli ve bunun sıcaklığı belli. PV değerini bunu bu şekilde çizebiliriz. Bak, burada PV'yi çizmişim. Hani biraz önce TV'yi de hemen açmam lazım. Bak, TV'yi çalıştık. Hani bunun PV'si nedir dersen benzer gördüğün gibi. Ben burada hepsini vermeye çalışmışım. Hatta PT'yi de vermişim. Bak, güzel. Arkadaşlar, PT'yi de vermişim. Bunu bu şekilde çizeceğiz. Süplümasyon burası, eğrime burası su için. Kritik noktaya ulaştığımız buharlaşma eğrisi burası. Buharlaşmanın şu son noktası kritik nokta. Bakın, şu noktada çalışıyoruz. Neden biz buraya yerleştirdik? Bak, buharlaşma. Islak buhar bölgesinde bizim bu nokta. O zaman buharlaşma çizgisi bu. Bunun üzerinde bir yerde olacak. Şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Ama 220 derece santigrat ve 2319.6 kilopaskal için nokta burası. Ve bu noktanın x'i, kuruluk derecesi belli. Burası buharlaşma çizgisi, yani ıslak buhar çizgisi. Şu taraf gaz buhar tarafı, şu taraf katı, şu taraf sıvı, ama biz şu noktada çalışıyoruz. Üçlü nokta, PT değerimi bu şekildeyse PT, bakın burada 3 boyutlu olarak göstermişiz. Bu da güzel bir gösteriş. Bunu da güzelce inceleyin arkadaşlar. Bakın, burada hem PV değerimi, hem TV değerimi, hem PT değerimi var. Üçlü nokta, üçlü, şuradaki üçlü nokta burada üçlü doğru oluyor. 3 boyutlu gösterince. Bizim çalıştığımız nokta artık bir dakika bir bakayım. Kritik nokta şurasıysa, sıvı buhar bölgesinde çalışıyorsak şurada bir yerde çalışıyoruz yani. Şurada bir yerde çalışıyoruz. Artık hacme, basınca, sıcaklığa göre o noktanın yerini 3 boyutlu grafikte tespit edebiliriz. Bakın, şunun üstüne hani bu dersimizde çok durmayacağız ama bu da 3 boyutlu gösteriş de çok önemli. Bu bütün PV, TV ve PT diyagramlarını birleştirip 3 boyutlu olarak da gösterebiliriz sonucumuzu. Tamam. Bu soruda arkadaşlar çok güzel şekilde ayrıntıları da ben işlemişim. Soruyu bu şekilde ele aldık. Şimdi elimizde hemen yan taraftakine bakayım.
12 tane soru var. Hepsini çözmeyeceğiz. Belki de çözeriz ama burada şimdi hepsini çözmeyeceğiz. İleriki derslerde ele alacağız. Ama bu çözdüğümüz soru soru 1 bizim için önemliydi. Soru 1'in altına bilgi olarak ne yazmışım sizin şu anda ekranda yok, okuyorum. Sorularda buhar, steam ifadesi veriliyorsa bu ifade su buharını temsil etmektedir. Buradaki su buharı ıslak buhar, doymuş buhar veya kızgın buhar olabilir. Sorudaki verilere göre buharın bulunduğu nokta ve bölge belirlenmelidir demişim. Birlikte belirledik. Bilgi 2, sorularda kapalı kap, kapalı depo, kapalı tank, rigid tank, bak rigid tank da önemli. İfadeleri varsa bu tür problemler sabit hacim problemleridir. Ve sistem için sabit hacim yaklaşımı altında çözümleme yapılır. Sistemin toplam hacmi ve toplam kütlesi değişmemektedir. Kapalı sistemlerde kütle her zaman sabit kalmaktadır. Sürekli akışın olduğu açık sistemlerde ise giren toplam debi, çıkan toplam debi eşit olmaktadır diye iki tane bilgi notu vermişim. Arkadaşlar biraz daha dersimize devam edeceğiz ama ben de yoruldum. Anlatırken siz de dinlerken yoruldunuz. Şimdi 10 dakika ara verelim. Dersimize biraz daha devam edeceğiz. Bir iki önemli noktayı daha, soruyu daha çözeceğiz. Peki hocam.
Arkadaşlar dersimizin son kısmına başlıyoruz. Bir iki tane daha soru çözüp dersimizi bitireceğiz. Evet, herkes geldi sanırım. Elinizdeki sorular var. Soru 2 ile devam edeceğiz. Zaten soruları görüyorsunuz zaten sistemden. Önce bir soruyu okuyalım. Bir piston silindir düzeninde, bakın biraz önce sabit hacimden gittik. Piston silindir düzenini gördüğünden aklına zaten sabit basınç problemi gelecek. Bir piston silindir düzeninde 263.15 Kelvin sıcaklıkta 0.84 kilogram soğutucu akışkan R134A vardır. Bak, hani her zaman suyla çalışmayacağız. Tabii ki soğutucu akışkanlarla da çalışacağız. Serbest hareket edebilen pistonun kütlesi 55.34 kilogram ve çapı 24 santim değerindedir. Pistonla ilgili kütle ve çap verildiyse bunu basınçta kullanabileceğiz demektir. Yerel atmosferik basınç ise 88 kilopaskal olarak ölçülmüştür. Yani bu piston silindir düzeninin bulunduğu yerdeki denizden olan yüksekliğe göre basınç değişiyor. Bulunduğu yerdeki yerel atmosferik basınç 88 kilopaskal. Sistem sınırından giren ısı enerjisi V134A 15 derece santigrat sıcaklığa gelene kadar devam etmektedir. Demek ki başlangıçtaki bir durum var, hal 1 var. Hal 2'ye gelmesi için, yani 15 dereceye gelmesi için sistem sınırından ısı girişi olmuş. Isınıyor yani. Sistemin son basıncını kilopaskal olarak, bak benim sorularda kilopaskal diyorsa o şekilde bulacağız. Silindir hacmindeki değişikliği metreküp olarak, bak silindir hacmindeki değişiklik, hani piston silindir içinde hacim değişecek. Ve R134A'nın entalpisindeki değişikliği kilojül olarak belirleyeceğiz. Bak, entalpi de devreye girdi, güzel. Soruları arkadaşlar belli bir tecrübe altında hazırladım. Size yararlı olması açısından içlerinde güzel bilgiler var. Soru 2'yi de adım adım çözelim. Piston silindir düzeni, sabit basınç problemi diye başladık. Güzel. Diğer problemde sabit hacim problemi diye yol almıştık. Bu başlangıçtaki tespitler önemli. Sistem R134A. Gördüğünüz gibi akışkanları hep sistem olarak alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra farklı problemler çözeceğim ben. Hani akışkan artı katı maddeyi de sistem olarak alacağız. Şimdilik böyle devam edelim. Hangi bölgede sorusu bizim için çok önemli soruların başında. Hangi bölgede çalıştığımızı tespit edeceğiz. Bakın, sıkıştırılmış sıvı, doymuş sıvı noktası, ıslak buhar bölgesi, doymuş buhar noktası, kızgın buhar bölgesi belli değil. Bunu belli edeceğiz ki ona göre yol alacağız. Tamam. Verilenler ne? T1 263.15 Kelvin. Bunu hani derece santigratla çalışıyoruz. 260.15'ten 270.15'i çıkarırsak eksi 10 derece santigratı buluruz. Tamam. Biz derece santigratla çalışalım. Hal 1 bu arkadaşlar. Soğutucu akışkanın birinci halindeki sıcaklık değeri bu. Bize verilmiş. Kütle verilmiş 0.84 kilogram. Ve kütle değişmez sonuçta. Kütlenin korunumu var. Kütle değişmez. Pistonun kütlesi verilmiş 55.34 kilogram. Pistonun çapı verilmiş. Çap bak 24 santim, 0.24 metre. Bunları da yani ne verilirse yazalım. Atmosfer basıncı verilmiş 88 kilopaskal bulunan yere bağlı olarak yerel atmosferik basınç. T2 sıcaklığı verilmiş. Tabii ki bu hal 2 artık. 15 dereceye biz bu sistemi getireceğiz. Ama bütün verilenleri bu şekilde bir toparladık. Bütün bu bilgilerden yararlanarak önce eğer sabit basınç problemi ise basıncı bir belirlememiz lazım. Bunu birlikte çalıştık arkadaşlar. İçerisi P sistem basıncı ise buna karşılık gelen atmosfer basıncı ve pistonun oluşturduğu basınç var. Bu sabit basınçla çalışıyorsak P sistem bu ikisinin toplamına eşit olacak. Tabii sınırlar ısı girişinden bahsedilmiş. Tamam, onu da şekil üstüne yazmışız. Buraya da yazmışız. P sistem eşittir P atmosfer artı P piston olacak. Tamam. Tablolardan özellikleri okuyabilmemiz için bize birbirinden bağımsız iki tane yoğun özellik lazım arkadaşlar. T1 ve T2 verilmiş. Tamam. Bunlar bize yetmez ama bak. T1'i hal 1 için belirledik. Hal 2 için T2'yi belirledik. Bunlar bize yetmez.
Ama çok önemli bir nokta var. Piston silindir düzeninde basınç sabit. Eğer biz ıslak buhar bölgesinde çalışmıyorsak bu sıcaklıkların yanına basıncı yazdığımızda ikinci yoğun özelliği de halletmiş oluyoruz. Zaten buraya yazmışım. Kaynama yoksa P1 ve P2'yi kullanabiliriz demişim. Piston silindir düzeninde basınç sabit kalacağı için P1 eşittir P2 olacak zaten. O zaman P piston artı P atmosferden yararlanmamız gerekiyor. Evet, uzatmaya bunu gerek yok. P atmosfer artı pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi bölü kesit alanı. Çap verildiği için kesit alanı ne dairenin? Pi çarpı D kare bölü 4. Burası yarı çap olsaydı 1'e kareden halledecektik. Arkadaşlar 88 kilopascal verilmiş ama birimlere dikkat. Burada da hata yapılıyor. P atmosfer 88 kilopascal. Buraya 88 bin pascal yazalım. Çünkü şuradaki değerlerin karşılığı kilo değil. O zaman kilodan bunu arındıralım. 55.34 kilogram, 9.81 metre bölü saniye kare. Aksi söylenmedikçe G'yi her zaman bu şekilde alacağız. Pi çarpı 0.24 metrenin karesi bölü 4. Yani burada sonucu pascal olarak bulacağız. Bu hesapları yaptığınızda arkadaşlar bu 100 kilo pascal çıkıyor. Bak, 88 binle, tabii ben kiloya çevirmişim bunu. 88 binle şurada bulduğun değeri toplayıp 1000'e bölersen, zaten bunların yanında pascal var bak, 1000'e bölersen 100 çıkıyormuş. Tamam. 100 kilopascallık basınç var. Çok güzel. P1 ve P2'yi hallettik. P sistemin basıncı bu 100 kilopascal sabit. O zaman hal 1'den başlayalım. Hal 1'in sıcaklığı -10 derece santigrat, basıncı 100 kilopascal. V134 hangi bölgede? Bu kısmı zaten başlangıçta sorduk, daha tayin edemedik. Ama bize iki tane birbirinden bağımsız değer lazımdı. Bu iki değerin daha birbirinden bağımsız olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi modelleyeceğiz onu. Arkadaşlar tablo A11, tabii ki hani V134A ile çalıştığımız için tablo A11. Suyla çalışsak tablo A5, A6, A4 ile çalışıyor olacaktır. Şimdi tablo A11'i incelediğinizde soğutucu akışkan için bu sıcaklığın başta bulunduğu ıslak buhar tablosudur. T1 -10 derece için buradaki doyma basıncı 200.74 kilopascal olarak verilmiştir. Bak, ıslak buhar tablosunu açtın. Sıcaklığın başta olduğu tabloyu açtın soğutucu akışkan için. -10 derecenin karşısında P doyma 200.74 kilopascal olarak verilmiş. Önce bu değerleri grafiğe taşıyalım. TV diyagramıyla çalıştığımızda arkadaşlar hangi bölgede olduğumuzu kolaylıkla bulacağız. Bakın şimdi. Önce kritik noktayı da içeren hayali eğrimizi çizdik. Şöyle temsili bir basınç eğrisi çizelim. Ve bu temsili basınç eğrisi P doymaya karşılık gelsin. 200.74 kilopaskala karşılık gelsin. Tamam. Bizim T1 sıcaklığı -10 derece. Tamam, o dursun. Onu da arkadaşlar kullanacağız da nereye düştüğünü bilmiyoruz. Ama ikinci nokta, elimizde PD var ve P var. Ben buradan yola çıkmışım. PD için o eğriyi çizdik. Elimizde bir de P1 100 kilopascal var. Onu da çizebiliriz bunun içine. Neden aşağı çiziyoruz? 200'den bu düşük. Tamam, onu da çizdik. Çok güzel. Böyle bulunsun. Tamam. Şimdi 200.74 kilopascal'ın karşısındaki doyma sıcaklığı ne? -10. Bu doyma basıncının karşısındaki bu sıcaklık doyma sıcaklığıdır. Doyma sıcaklığı da şu ortadan geçer demiştik 200 için. Bak, ortadan geçer -10 derece. Tamam. Bu -10'u biz uzatıyoruz. Nerede kesiyor? Burada kesiyor. Yani 100 kilopascal'la çalışıyoruz biz. Şu doyma basıncına göre bu karşılaştırmayı yaptık ama 100 kilopascal'la çalışıyoruz. -10 derece 100'ü nerede kesiyor? Burada kesiyor. Ezan bizim eğri şu kısmı kızgın buhar bölgesinde. Hemen gelin tespit ettik. Bir noktası bu soğutucu akışkan için bu bir noktası, bir hali kızgın buhar bölgesinde yer alıyor. Bir daha söyleyelim. Bu önemli arkadaşlar. TV diyagramıyla çalışacağız. Kritik noktayı içeren hayali eğriyi çizdik. Bize iki tane değer verilmiş. -10 derecenin doyma basıncını merak ettik. Onu bulduk. Ve bu doyma basıncına ait eğriyi çizdik. Bu doyma basıncıysa bunun doyma sıcaklığı budur. -10'dur. Şurasıdır. Ama diğer basınç, problemin basıncı 100 verilmiş. Onu da çizdik. Bizim -10 nerede kesiyorsa artık 100'ü burada kesiyor. Hem 100 için hem -10 için burada kesiyor.
Kızgınboğar bölgesinde çalışıyoruz. Ama ileride şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bulduğumuz P doyma basıncı 200.74 ya. Hemen tablodan bu P doymayı okuyacağız. Bununla karşılaştıracağız. Bize verilen sistemin basıncı doyma basıncından küçükse kızgınboğar bölgesindeyiz diyeceğiz. İleride böyle diyeceğiz. Şimdi TV diyarımıyla bunu ispatlıyoruz. Dediğim gibi bu problemler çok ayrıntılı şekilde çözüldü benim tarafımdan. Hocam bir şey sorayım. Evet, evet. Şimdi biz buradan sıcak tablosundan gittik ya, basınçtan da gidemez miydik? Gideriz, gideriz. Onu da gene mi aynı sonuca varırız peki? Böyle. Efendim? Gene aynı sonuca mı varırız? Gene kızgın buhar bölgesine mi denk gelir? Evet, şimdi bak bu bir olarak yazdım ya ben. Şurada iki olarak var, aşağıda geliyor. Tamam. Bu sorularda dediğim gibi her şeyi ben ayrıntılı verdim. Sorun güzel. Sonuçta aynı noktaya varmak zorundayız zaten. Yani birinde başka, birinde başka olmaz. TV için bunu anladınız değil mi? Evet hocam. Tamam, ilerliyorum şimdi. Evet hocam. Tamam, ilerliyoruz. Bir dakika, bir soru var. Tamam. Şimdi T1 eksi 10 derece. Adım adım ben ayrıntılı yazdığım için hani böyle bazı şeyler tekrar oluyor ama sizin için yararlı bu. P eşittir 100 kilopascal basınç eğrisini kızgınboğar bölgesinde kesiyor. Tamam. Bakın T1 hal1'in sıcaklığı, P1 hal1'in basıncı, P'de verilen sıcaklıktaki doyma basıncı. Hani ileride böyle yapacağız demiştim ya, ben buraya yazmışım. T1 için biz P doymaya baktık. P doyma küçük, pardon büyük P1 ise, yani P1 küçük P doyma ise hemen kızgınboğar bölgesinde çalışıyoruz diyeceğiz ileride. Ama bu gözünüzde canlansın, yani şuradan geliyor. Şimdi arkadaşımın sorusu güzel, zaten ben onu burada göz önüne aldım. Arkadaşlar soğutucu akışkanda tablo A12'nin başında basınç var. Biz bu iki değer var. Daha nerede çalıştığımızı bilmiyoruz ama ister bundan ister bundan inceleyebiliriz. 100 kilopascal için bakalım. O zaman tablo A12'ye geçiyor çünkü başında basınç var. 100 kilopascal'ın doyma sıcaklığı -26.37 derece santigrat olarak tabloda verilmiş. O zaman PV diyagramını çizeceğiz arkadaşlar. Başında basınç olanla çalışıyorsak PV diyagramını çizeceğiz. Hayali elimizi çizdik, kritik nokta yazdık. Hemen T doyma -26.37'yi buraya yerleştirmişim. Sabit sıcaklığını. Ve buna karşılık gelen doyma basıncını da buraya 100 kilopascal olarak yazmışım. Bizim soruda -10 verilmiş. -26'dan büyük. Yukarıda yer alacak bu sıcaklık eğrisi. Çizdik. Bizim 100 kilopascal nerede kesiyor? Tak burada kesiyor. -10 derece ve 100 kilopascal'ın kesişme noktası bu. Kızgınboğar bölgesindeyiz. Oldu mu? Yani PV diyagramından da TV diyagramından da yararlanırsın. P1 100 kilopascal, T-10 derece santigrat sıcaklık eğrisini kızgınboğar bölgesinde kesiyor. Arkadaşlar ileride ne yapacağız? P1 ile karşılaştırma yapıyorsak P1 hal1'in basıncı. Bu P1'e karşılık gelen hal1'in sıcaklığını bulacağız. Bu büyük T doyma ise, verilen basınçtaki doyma sıcaklığından büyükse kızgınboğar bölgesinde izleyeceğiz. Bak. Şunu da alayım. Nerede o? Ha şurada. Şurada T1 ile karşılaştırdığımızda şunlar. P1 küçük, P'de ise kızgınboğar. Burada P1 çerçevesinde TD ile T1'i karşılaştırıyorsa, TD küçük T1 ise yine kızgınboğar bölgesindeyiz. Ama böyle yazdığımızda kafamızda canlanmıyor. Bu şekilde canlanıyor. Bunlar önemli bilgiler. Tabii ileride biz hızlı olacağız. Şunu gördüğümüz an hemen kızgınboğar bölgesi. Şunu gördüğümüz an hemen kızgınboğar bölgesi diyeceğiz. Çok güzel arkadaşlar. Bölgemiz kızgınboğar bölgesi. Bak T1 eksi 10. Böyle yazmak da çok güzel. Sınavlarda böyle çözmenizi öneririm. T1 eksi 10 derece tekrar yazdım ben. Hiç üşenmeden kendim yapıyorum bütün bu çözümleri. P1 eşittir 100 kilopascal. Bak hemen yanına yazmışım. V134'te kızgınboğar bölgesinde artık. Ve kızgınboğar bölgesinde çalışıyorsak soğutucu akışkan için o tablo A13. 11'den başladık. 12'ye geldik. Şimdi A13. Kızgınboğar tablosu. O zaman kızgınboğar tablosundaki basınçları megapascal olarak göstermişler. Onun için 100 kilopascal'ı biz 0,1 megapascal olarak yazabiliriz. Tamam. Şu iki değeri arkadaşlar, tabloları zaten çalışacaksınız. Şu iki değeri kesiştirdiğiniz an kızgınboğar bölgesindeki özgül hacmi şu değerde okuyorsunuz. Entalpi ile ilgili soru sorulmuş. H1'i de, yani hal1'in entalpisinde 247.51 kilojoule kilogram okursunuz. Tamam. H1
Hal 1'i hallettik. Tablodan bize lazım olan iki tane değeri bulduk. Bizim için çözümleme bu hal 1 için. Ama problem bitmedi. Diğer problemde sadece bir tek hal noktasını incelemiştik. Burada iki tane hal noktası var. Sistemi ısıttığımız zaman hali değişir. Ve 15 derece bizim için bir nokta, yani bir anlık durum. T2'yi 15 dereceye getirdiğimizde basınç değişmiyorsa zaten değişmiyor 100 kilopascal. İki tane birbirinden bağımsız mı değil mi yine kontrol edeceğiz. Buraları kritik. V134'te hangi bölgede? Bakın bu sorular çok önemli. Yani şurada hallettik, kızgın buhar diye onu kesinleştirdik. Şimdi ikisinden biri, biraz önce çalıştık. 15 derecedeki P doyma 488.89 kilopascal. Bak bunu tablo A11'den alıyoruz. Hani buraya tablo A13 yazdık, bu kızgın buharı hallettik de burada tekrar başa döndük. P doymayı tabii ki tablo A11'den alacağız. Başta sıcaklık varsa. T2 15 derece için P2 küçük PD oldu. Bir dakika arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bir telefon çaldı, onu kapattım. Evet, T2 15 derece için P2 küçük PD ise kızgın buhar bölgesindeyiz ki arkadaşlar P2 100 kilopascal'dı. Bu 480. Bu PD 488.89 kilopascal'dan küçük olduğu için 100 kilopascal. Biraz önce çalıştık. Grafikle çalıştık. Hemen kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu tespit ettik. Yani hem -10 derecede hem o 15 derecede kızgın buhar bölgesinde soğutucu akışkan böyle zaten, özelliği böyle. Bu şekilde bu şekilde sonuca ulaştı. Sonra da sabit basınçta ısıtılıyor denildiği için hal 2'nin de kızgın buhar bölgesinde olması gerekiyor. Bak bu da önemli, güzel yazmışım. Arkadaşlar soruyu hatırlayınca soruda sabit basınçta ısıtılıyor demişim. Zaten hal 1 kızgın buhar bölgesindeyse ısıtma zaten tersine gidemez, yani ıslak buhar bölgesine doğru gidemez. Isıtılıyor denildiği için hal 2'nin de kızgın buhar bölgesinde olması gerekiyor. Buradan da hemen tespit edebilirmişiz. Bak bu soruda iki tane çıkarım yaptık. İster buradan kızgın buharı bul, ister sorudan anla. Çok güzel. P2 0,1 megapascal ve T2 15 derece için artık tablo A13 kızgın buhar bölgesinde çalışıyoruz. Yine V2 ve H2 tespit edebiliriz. Çok güzel arkadaşlar. Soruda önemli noktalar var ve önemli bilgiler var. Bunları güzelce değerlendirdik. Bundan sonrası sayısal işlem. B şıkkı delta V'yi istiyor. Hemen bir hatırlayın B şıkkını. Silindir hacmindeki değişiklik isteniyor. Silindir hacmindeki değişim V2 eksi V1 olacak zaten. Tamam. Bu sayısal değerler elimizde var. Burada ısıtma neticesinde zaten bak sonuçta hacim artıyor yani sıfırladığı için. Şu kadar bir değişim oluyor. 0.02197 metrik bölü kilogram. Eğer bunu büyük V olarak isteseydi tabii ki kütleyle çarpacaktı. Ha burada istemiş zaten her şeyi adım adım yaptığımız için. 0.84 kilogramla bunu çarparsak tabii ki delta büyük V'yi de metreküp biriminde buluruz. Soruya bakayım. Metreküp olarak istemiş soru. Tamam. Soruda ne isteniyorsa o. Metreküp olarak buldu. Hani şurada bırakmamız yanlış. Soruda zaten metreküp olarak istemiş. C şıkkı için de problem yok. Delta küçük ya, yani özgür entalpi. H2 ile H1'i bulduk. Farkı 20.49 kilocu bölü kilogram. Delta büyük H'yi de kütleyle delta H'yi çarptığımızda 17.21 kilocu. Güzel. Arkadaşlar sayısal değerleri de siz kontrol edin. Bu çözdüğüm sorular arkadaşlar çok önemli. İkinci soruyu da şimdi çözdük. Kesinlikle size önerim, beni dinledikten sonra yarın sakin bir zamanda bu sayısal değerleri buluncaya kadar kesinlikle çözün. Bu kısımda bu söylediklerimi yaparsanız ileride daha zor problemlerde şu kısımları yani hızlıca geçeceğiz. Bu kısımlarda pratik olmanız lazım. Tabii grafikler bizim için çok önemli arkadaşlar. TV diyagramını soruda sorabilir, sormayabilir. Ama ben çizmişim ve burada görmekte sonuçları büyük yarar var. Bakın, kritik nokta içeren hayali eriyi çizdik. TV diyagramında birimleri yazdık. Elimizdeki bütün sıcaklıkları yazdık. Tamam. Önce şuradan başlayalım. Biz şu eğri üstünde çalışıyoruz. Neden?
Çünkü P1 ve P2 100 kilopascal basınçta sabit ve sabit eğrimiz bu. V1 noktası yani hal 1 kızgın buhar bölgesinde olduğunu tespit ettik ve bu V1'e karşılık gelen sıcaklık da eksi 10 derece olduğunu söyledik. Buraya istersen sayısal değeri de yazarsın, ben aşağı yazmışım. Bakın soruda diyor ısıtma diyor, yani grafiği çizdiğimizde çok daha güzel görüyoruz. Isıtma ise illene bu yolda gideceğiz. Hani soğutma olsaydı bak biraz problemdi. Yani ya kızgın buhar bölgesinde kalabiliriz, şu noktaya ulaşabiliriz veya buraya girebiliriz. Hatta şuraya kadar da soğutabiliriz. Yani soğutma olsa kesin konuşamıyoruz nerede olduğumuzu. Ama ısıtmada kesin konuşuyoruz. Zaten buradan ancak yukarı kızgın buhar bölgesinde yol alabiliriz. Tamam. İki noktasında sıcaklığı belli. Demek ki eksi 10 ile 15 derece arasında bizim soğutucu akışkan bu şekilde davranıyor. Bak ben burada VG'yi de arkadaşlar aşağıda yazmışımdır onu. Ha. VG'yi de 100 kilopascal için 0.19255 metreküp ile kilogram olarak tablo A12'den okumuşum. Bu VG önemli bir nokta. Doymuş buhar noktası. Yani bu V1 ile V2'nin bundan büyük olması şart. Kızgın buhar bölgesinde çalıştığımız için. Burada ne demek istiyorum? Biz sıcaklık ve basınçtan yararlanarak hangi bölgede olduğumuzu tespit ettik bir soruda. Ama başka bir soruda bize basınçla özgül hacim verilir. Sıcaklık bilgisi verilmez. O zaman ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada VG ile karşılaştırmışım. VG ile V1'i karşılaştır, hemen kızgın buhar bölgesi. VG ile V2'yi karşılaştır, hemen kızgın buhar bölgesi olduğumuzu görüyoruz. Yani bu iki değer bundan büyükse kızgın buhar bölgesinde. Tabii bundan küçükse araya düşüyor. O zaman VF'yi de tespit edip sonuca ulaşacağız problemin cinsine göre. Evet. Gelelim PV diyagramına. Arkadaşlar sınavlarda PV de sorulabilir. PV de sorulabilir. Onun için bunu da güzelce şimdi konuşalım. Hayali elimizi çizdik. Kritik noktayı belirledik. Bak önce yapacağın şey şu. P basıncı burası ve biz sabit basınçta çalışıyoruz. 3 kilopascal, o zaman bizim çizgimiz bu. Yani bu çizgi üzerinde çalışacak bu sistem. Nasıl burada bu sabit basınç eğrisi üstünde çalışıyordu. Burada da sabit basınç çizgisi bu. O zaman bir noktasını nasıl tespit edeceğiz? Zaten ettik. Yani bir noktasının sıcaklığı eksi 10 derece ve 100 derece için kızgın buhar bölgesinde olduğunu tespit ettik. Burası. Buna karşılık gelen sıcaklık eğrisi de bu. Yani sıcaklık eğrisini burada kesiyor. Ve eksi 10'u burada kesiyor. Zaten VG ile V1'i de karşılaştırırsak aynı şeyi bulacağız. Isıtma ancak bu yönde ilerleyebiliriz. Hani ters yönde ilerlesek işimiz zordu. Ama bu yönde ilerlediğimiz için kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu zaten biliyoruz. Ve burada doğru üzerinde ilerleyecek bu. T2 sıcaklık eğrisini burada kesiyor. Demek ki o da 15 derece. Bu PV diyagramıyla TV diyagramını anlamak önemli. Zaten zor değil arkadaşlar. Evet bakayım saatte. Biraz daha ders yapacağım. Bir tane daha soru çözelim. Şimdi arkadaşlar soru 2'yi bitirdik. Elinizde bu sorular var. Altında 2 tane bilgi notu var. Onları okuyun, şimdi okumayacağım. Orada ayrıntılı bilgi vermişim. Şimdi soru 3'ü yapalım. Bir iki soru daha yapacağız. 6'ya doğru dersi bitireceğiz. Şimdi 11 kilogram kütlesinde de 134 aralığına çalışacağız. 11 kilogram. Eksi 30 derece santigrat değerindeki başlangıç sıcaklığında hacmi 1.115 metreküp olan rigid bir konteyner içine konulmuştur. Rigid kelimesini konuşmuştuk. Bu konteyner yani kapalı bir kap, sabit hacim. Evet, chat'e de cevap verdim. Konteyner daha sonra basıncı 200 kilopascal olana kadar ısıtılmaktadır. Bak burada da ısıtılmaktadır kelimesi önemli. Sistemin son sıcaklığını bulacağız. İlk basıncını bulacağız kilopascal olarak. Bunu da güzelce ayrıntılı olarak yapalım. Arkadaşlar, rigid konteyner sabit hacim problemi. Sistem R134A, tamam. Hangi bölgedeyiz belli değil. Güzel. Bunları tespit ettik. 3 tane noktayı tespit ettik. Kütle 11 kilogram. T1 sıcaklığı eksi 30 derece. V1 eşittir V2 var. Sabit hacim problemi tespit ettik ya. Artık hani hal 1 ve hal 2'nin hacimleri bizim için belli. P2 200 kilopascal ve ısıtmayla biz P2'ye ulaşıyoruz. Yani P2 demek hal 2'ye ulaşıyoruz demek. T1 hal 1 bu.
Hal 1'in hacmi bu, hal 2'nin hacmi bu, hal 2'nin basıncı bu ve ısıtmayla biz buna ulaşıyoruz. Hal 1 için birbirinden bağımsız iki adet yoğun veya yayın aynı şey özellik gerekmektedir. T1 eksi 30 derece arkadaşlar. V1'i biz buluruz bakın. Yani iki tane bize özellik lazım. Burada basınçla ilgili bir bilgi yok ama bakıyoruz bilgiler içinde hacim var, kütle var. Hop aklımıza gelecek. Bu ikisinden özgür hacme ulaşabileceğimiz aklımıza gelecek. Zaten sıcaklık basınç, sıcaklık özgür hacim, sıcaklık entalpi. Ne yani iki tane birbirinden bağımsız ne buluyorsak o işimizi görür. V1 verilmiş mi? Verilmiş. Hemen V1 aklımıza gelecek. Bu sayısal değerleri yerleştir. V1 0, 10, 136 metreküp kilogram. Virgülden sonra 3-4 basamak almakta yarar var dedik. Birim kütle için. Eksi 30 derece için arkadaşlar bu V1'i hallettik ya. Hani biraz önce grafik üstünde de çalıştık. Bu V1'i VG ve VF ile karşılaştıracağız biz. Hangi bölgedeyiz? Eksi 30 derece için tablo A11'de bu ikisi bize verilmiş zaten. VF ve VG değerleri. Şimdi okumayayım. Sayısal değerleri bu. Bakın bizimki 0,1 ile devam ediyor. Burası 0,2, burası 0,0. Demek ki arada kalıyor. Bak hemen ıslak buhar bölgesinde olduğumuzu belli oldu. VF1 ve VG1 arasında yer alıyor. Islak buhar bölgesinde ise bunu belli oldu ya, P1 basıncı artık P doyma basıncıdır ve 84.43 kilopaskaldır. Bu değeri nereden bulduk? T1 sıcaklığı eksi 30 derece ise eksi 30'un karşısında tablo A11'de bu değer var. Güzel. Bir için bu şeyleri hallettik. Bak T1, V1 ve P1 elimizde var. Bunları kullanacağız. Dursun. Gelelim P2'ye arkadaşlar. P2 200 kilopaskal ve ikinci birbirinden bağımsız özellik lazım bize. Tek o özellik sabit hacim problemi. O zaman V2 eşittir V1 yazacağız buraya. 200 kilopaskal ve 0.10-136 metreküp kilogramı yazdık. İkisi çok önemli. Bu sefer P2'den ve V2'den yol alacağız. Hangi bölgedeyiz yine önemli. Karşılaştırmayı nasıl yapacağız? Elimizde 200 kilopaskal var. Bu 200 kilopaskalı tablo A12'de yerleştirip yani başında basınç olduğu için tablo A12 VF ile VG'yi 2 için buluruz. Yine bu V değeriyle karşılaştırma yapacağız. 200 kilopaskal için. Bu 0,0, bu 0,09. Yani bizimki 0,1'di. Gördüğünüz gibi bundan da büyük. O zaman V2 büyük ve G2 kızgın buhar bölgesi. Çok güzel. Şu iki değerden yararlanarak bizim özgür hacmi karşılaştırdık. Arkadaşlar ikinci hali de halletmiş olduk. P2 0,2 megapaskal. Yani 200 kilopaskalı burada megaya çevirmişiz. V2 de 0,10-136. Onu da zaten hacim değişmiyor. Tamam. Kızgın buhar bölgesindeyiz dedik. Tamam. Tablo A13. Tamam. Siz bu tabloda çalışacaksınız arkadaşlar. Bakın tablo A13'te bizden soruya döndüğümüzde sistemin son sıcaklığı isteniyor. Sistemin son sıcaklığı hal 2. Sen tablo A13'ü çok güzel çalış. Oradan şu basıncı bul. Bu basınca karşılık gelen şu değerleri bulmak zorundasın. Ama tam bunun karşılığını bulamayacağın için interpolasyonla T2'yi bulacaksın. Onu da lütfen çalışın. Şu iki değerden bu T2 değerine ulaşılır. Ama tam böyle aynı sayısal değerler olmadığından dolayı interpolasyonla bunu yapmanız gerekiyor. Bu soru da güzeldi. Arkadaşlar hem interpolasyon olayını kızgın buhar tablolarında çok karşımıza çıkar bir çalışın. Benim şeyde YouTube sayfamda interpolasyon olayı da anlatılıyor. Oradaki interpolasyon videosunu da izleyebilirsiniz. Gelelim TV diyagramına. Bütün bunları yaptık. Diyagramlar bizim için önemli dedik. Arkadaşlar TV'yi çizdik. Kritik noktalı eğrimizi çizdik. Hayali diyorum ben buna. Hayali eğrimizi çizdik. Ve çok önemli bir şey biliyoruz biz. V1 eşittir V2'de çalışıyoruz. O zaman yani şu V eksene dik hareket edeceğiz. Yani ama nerede olduğunu tabii ki şu bir noktasını yerine tespit ettikten sonra belirleyeceğiz. Eksi 30 derecede ve 80.43 kilopaskalda ıslak buhar bölgesinde olduğumuzu tespit ettik soruda. Ve arkadaşlar V1 ile V2'nin değeri belli.
Sonuç olarak bu soğutucu akışkanın kritik noktasının ve buraya yazmamışım ve kritiği belli. Yani şu tarafta olduğumuz kesinlikle belli. Tamam. O zaman bir noktası kritik noktanın da kritik noktaya ait Özgür Acım derin de bu tarafındaysa ve ısıtma varsa yukarı doğru gideceğiz. Ama arkadaşlar burada ısıtmayı gördük, hemen kesin iki noktasını belirleyemiyoruz. Bu iki noktası içeride de kalabilir. Tam şuraya düşebilir, dışarıda da kalabilir. Biz 200 kilopascal ve nerede o sıcaklık? Eksi 10.09 için karşılaştırma yaptığımızda, yani biz T2'yi eksi 5.39 bulduk. Bu karşılaştırmaları yaptığımızda iki noktası buraya düşüyor. Yani kızgın buhar. Kızgın buhar olduğunu zaten biraz önce ispat ettik. Ve iki noktasının sıcaklığını da bulduk. Şurada evet, evet. Tamam. Yani bizim çizeceğimiz, arkadaşlar sınavda böyle var. Şu sabit basınç eğrisini çizeceğim, bunu çizeceğim. Bunu da oku yukarı doğru göstereceğim, ısıtma. Neden böyle? Sabit hacimde çalışıyoruz. PV diyarımı için bu. Hemen PV'ye de bakalım. Bu birbirine biraz benziyor. Bir noktasının yerini kritik noktanın bu tarafında olarak belirledik. Bu sıcaklık ve bu basınç için yeri burası. Ama içeride bu sefer sabit sıcaklık eğrileri yer aldı. Ama biz bu sabit sıcaklık eğrisinin şurasındayız. Isıtma yukarı doğru, tamam. Hacim sabit olduğu için bu çizgi üzerinde ilerliyoruz. T2 belli biraz önce bulduk. Bu sıcaklık için ve bu basınç için arkadaşlar iki noktasının yerini belirledik. Bakın 200 kilopascal eksi 5'i burada kesiyor. Ama sen şu ıslak buhar bölgesindeki basıncı merak ediyorsan onu da tablodan okuyabilirsin. O da yaklaşık 244 kilopascalmış, yani 200'ün üzerinde. Tamam. Burası da kızgın buhar. Yani PV diyagramını istesek sizden böyle çizeceksiniz. Arkadaşlar bir soru daha çözüp dersi bitireceğim. Ve çözdüğümüz soruların çözümlerini Ege dersi koyacağım. Burada 11 tane bakayım hemen. 12 tane soru var. Bunları yapacağız, yani boş geçmeyeceğiz. Buradaki sorular önemli. Çarşamba günü hem soru çözme saati olacak hem yeni konu saati olacak. Şimdi son soruyu, bugünkü son soruyu bu şekilde ele alalım. 1.1 kilogram kütlesindeki R134A, bakın hani R134A önemli, termo 2'de de soğutma çevriminde karşımıza çıkar hep. Onunla yol almışız. Eksi 26.4 derece santigrat sıcaklıkta hacmi 0.15 metreküp olan bir piston silindir düzeni içine konulmuştur. Yine sabit basınç problemi karşımıza çıktı. Düzenek sistemin sıcaklığı 100 derece olana kadar ısıtılmaktadır. R134A'nın son hacmini metreküp olarak belirleyiniz diyor. Bugünkü son sorumuz bu şekilde olsun. Adım adım gidelim. Piston silindir düzeneği sabit basınç problemi. Arkadaşlar bu sorudan sonra kısa sınavı yapacağız. Sistem R134A ısıtma işlemi. Bunları güzelce yazdık. Kütle 1.1 kilogram. T1 sıcaklığı eksi 26.4 derece santigrat. V1 hacmi 0.15 metreküp. T2 de 100 derece santigrat olarak verilmiş. Zaten biraz önce çalışmıştık, yani benzer. Hal 1 için T1 belli, V1 belli. Nasıl belli? Hacim ve kütle belli. Tamam. T1 eksi 26.4 derece santigrat için VF ve VG değerleri belli. Tablo A11'den. Şuradaki V1 ile bunları karşılaştırıyorduk. Karşılaştırdık. Ve arada kaldık yine. Islak buhar bölgesindeyiz. Islak buhar bölgesindeysek bir halinin basıncı doyma basıncına eşittir. O da tabloda yaklaşık 3 kilopaskalmış. Yani ben tabloda herhalde biraz arada kaldı. Onu yaklaşık 3 kilopaskal olarak yazmış. Bunu bilgi için yazdık. Hal 2'ye gelelim. Arkadaşlar T2 sıcaklığı 100 derece olarak verilmiş. Problemimiz sabit basınç problemi. 100 kilopaskal bu. Tamam. 100 derece santigrat için P doyma 3975.1 kilopaskal olarak ilgili tablodan. Tablo o A11 den okunuyor. Evet, başında sıcaklık olan A11. Ne yapıyorduk biz? Buradan P doyma ile P2'yi karşılaştırıyorduk. P2 küçük, P doyma o zaman kızgın buhar bölgesindeydi. Bak, ıslak buhardan kızgın buhara geçmiş burada. Çünkü sabit basınçta ilerliyoruz. Sabit hacimde değil. Hemen tablo A13'ten V2'yi buluruz. Bakın bu sayısal değerleri siz bulun arkadaşlar. Bulun diyorsan bulun. Çok büyük faydası var.
Hesap makinesinden bu sonucu buluncaya kadar işlemleri yapın. Burada tamam anladım dedi demekle olmuyor. Tecrübe konuşuyor. Yapın lütfen. Büyük V2 kütle belli, özgül hacim belli. O zaman 0.33 15-18 metreküp olarak elde edilir. Bir dakika soruya bakacağız. Son hacmini soruyor. Tamam, son hacmi V2. Hacim farkını da sorabilir mi diye baktım. Sorarsa zaten V1 belli, kütle belli. O farkı da yani delta V'yi de hesaplarsın. Arkadaşlar, TV diyagramını çizdik. Araya yerleştirdik sabit basıncı 100 kilopascal. Bir noktasını yerini tespit ettik. İstersen kritik noktayla karşılaştırıp yani tam yerini kritik noktanın bu tarafında olduğunu görebilirsin. V1 bu. VF1 ile VG1'i zaten bulmuştuk ki bu V1 ile VG1'i karşılaştırıp V1'in burada olduğunu kesinlikle tespit ettik. Bundan sonra VG1 ile V2'yi karşılaştırıp V2'nin de burada olduğunu tespit ettik. Isıtma ise bu yönde gidiyor bak. Birden başlıyor bu yöne gidiyor. Biz ileride ne yapacağız? Bu bir noktasından iki noktasına geldiğinde hacim değişimi burada belli kolaylıkla. Ama bir noktasından iki noktasına getirmek için sınırdan giden ısı enerjisinin değerini kilojül olarak hesaplayacağız. Yani amaç o zaten. Herhangi bir sistemi çalıştırdığımızda ondan elde edeceğimiz iş miktarı nedir? Isı miktarı nedir? Hep bu yollardan geçerek hesaplanacak. Burada ısıtmada yazdık, bıraktık. Ama bunun değeri nedir şu anda bilmiyoruz. Tabii ki ben PV diyagramını da çizmişim. Arkadaşlar orada bak PV diyagramı sabit basınçta çalıştığımız için hemen bunu çizdik. Bunun üzerinde çalışacağız. Bir noktasının yerini tespit ettik burada V1 olarak. Bir noktasının sıcaklığı da belli. Şu T1 sıcaklığını kesiyor. -26. Tamam. Burada ilerlediğimiz için ısıtma bu yönde. İki noktasının yerini de zaten biz VG1 ile V2 karşılaştırarak bulmuştuk. O T2 100 derece sıcaklığını kesiyor. İki noktası ve bu basınçta zaten bu şekilde ilerleyebileceğimizi okul yönünde yani ısıtma için okul yönünde bu şekilde belirleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar bugün güzel bir yol aldık. Bu işlediğimiz bölüm 3 bizim için çok önemli. Bu çerçevede çözemediğimiz daha sorular var. Zaten hepsini bugün için ben ayarlamadım. Çözemediğimiz soruları mutlaka çözeceğiz. Hepsi önemli. Ben onları şöyle bir geçeyim. Hepsinin çözümünü sizin için sisteme de yükleyeceğim. Bugün 3 tane soru çözdük. 3'ünün çözümü sistemde olacak. Diğer sorulara sonra birlikte bakarız. Çok güzel sorular var arada. Hepsi kafanızdaki soru işaretlerini giderecek nitelikte önemli sorular. Bitmiyordu arkadaşlar sorular gördüğünüz gibi. Bakın şu sıkıştırılabilirlik faktöründe bu kısmı da işleyeceğiz. Bugün işledik teorik olarak, sayısal olarak da işleyeceğiz. Grafiğini de sonra anlatacağım. Evet, şu andan itibaren arkadaşlar kısa sınavımız başlıyor. PDF'den okuyacaklar için şifre belli. Biraz sonra sistemi kapatacağım için PDF açabilirsiniz. Süreniz 40 dakika. Evet, biraz sonra sistemi kapatacağım. Siz Ege dersteki PDF'den soruyu okuyabilirsiniz.